Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Ünite 6 Kâne ve Grubu. Kâne ve Grubu adlı ünitemiz 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Burada ne yazıyor onu da söyleyelim. Muhammedun Rasulü Allah. Muhammedun Resulullah yazıyor. Yani Muhammed Aleyhisselam kimdir? Resulullahi, Allah'ın Resulüdür. Burası da mübteda haber. Muhammed mübteda olur. Resul kelimesi hem haber hem de muzaftır. Lafzatullah yani Allahi kelimesi muzafun ileyh olur. Giriş. Arapçada kâne ve havatuha yani kâne ve benzerleri demiş ama yanlış yazılmış aslında. Çünkü ehavat kardeşleri demek. Bu gruba kâne ve kardeşleri veya kâne ve benzerleri adı verilmektedir. Kardeşleri derken de benzerleri derken de aynı şey kastedilmektedir. Ne kastediliyor? Yani kardeşi derken ne demek istedi? Veya benzerleri tabirini kullanırken hangi yönden benzer? Şebih vecehler, vecih derler değil mi? Benzetilme yönü hangi yönde benziyor? Amel noktasında benziyor. Yani kelimelere vereceği irab bakımından tıpkı kâne ile aynı işi yapmaktadır. Arapçada en sık kullanılan fiillerden biri olan kâne ve grubu hakkında bilgi verilecektir. Kâne ve grubu, kâne ve havatuha yani kâne ve kardeşleri veya kâne ve benzerleri diyebiliriz diğer adı ile. Nakıs fiiller de diyebiliriz. Demek ki bu gramer konusuyla alakalı birçok isimlendirme yapılmıştır. Bunlar nedir? Bir, tekrar alalım. Kâne ve grubu derken, kâne ve benzerleri derken, kâne ve kardeşleri derken, nakıs fiiller derken hepsinde de aynı şey kastedilir. Yani kâne ve ona benzeyen, amel yönünden benzeyen diğer fiiller kastedilir. Kâne ve havatuha dedik. Bunlar bu grupta yer alan fiiller isim cümlesinin başında kullanılırlar. İmek fiil olarak kullanılır. Hani imek fiil derken ne kastedilir? Ek fiil yani idi, imiş şeklinde. İmek fiil olarak Türkçe'de var imek fiil. Daha ayrıntı isteyen imek fiil nedir diyerek Google'dan da araştırabilir. İmek fiil olarak kullanıldıklarında yani isim cümlesinin başına geldiklerinde isim cümlesinin mübtedasını kendilerine isim olarak alırlar, irabını merfu olarak korur. İsim cümlesinin haberini ise kendilerine haber yapıp irabını mensuba çevirirler. Burada ne anlatılıyor? Şu an biraz kapalı gelmiş olabilir. Aşağıda konu işlenirken çok net bir şekilde anlaşılacaktır. Anlaşılmadığını düşünürsem ben kendim ek örnekler de verebilirim. Bu gruptan bir fiil olan leyse, değildir, yoktur, olmadı manalarına gelmektedir. Şimdi aşağı konuya geçelim. El Arabiyyetu fi hayatina el yevmiyyeti 6. Günlük hayatımızda Arapça 6. Nebi Yuna, Nebimiz kimdir? Muhammedun, Muhammed yani Nebimizden maksat. Sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Yuna, Nebimizden maksat. Muhammedun, Muhammed aleyhisselam. Salla, yusalli, salleye. Nasıl bir fiil? İlk 5 ünite değerlendirildiğinde nasıl bir fiil olduğunu düşünüyorsunuz? Salla sonuncu harf tariki yok. Öyleyse ne tür bir fiildir? Aynı zamanda bir tane sat, iki tane lam, bir tane de elif kendisinde yer aldığına göre dört harfli bir fiil. Buna rağmen sonuncu harfi nedir? Hareketsizdir. Allahu faildir. Aleyhi ve selleme. Tamam. Öğretmen ile sınıf arasında bir diyalog bu. Sınıf derken sınıf içerisindeki öğrenciler elbette mecazi mürsel. El muallimu. Öğretmen şöyle der. Sabahul hayri ya evladu. Günaydın çocuklar. Es saffu.
Sınıfsa şöyle der: Sabahun nuri ya üstazı. Günaydın öğretmenim. El muallimu, tabi şu var, belki birilerinin dikkatini çekmiştir. Öğretmenim, yani günaydın öğretmen değil de öğretmenim diye çevrilmiş. Üstadi, sonunda bir ya olması beklenir idi, yok yani. Dolayısıyla birebir çevrede günaydın öğretmen gibi çevrilir ama buna kastedilen şey öğretmenindir. Bir saygısızlık yoktur. Dolayısıyla bu şekilde çevrilmektedir. El muallimu, öğretmen. Mevzu'u dersina el yevme, bugün dersimizin konusu, bugünkü dersimizin konusu nedir? Nebiyyuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hakkında bir konudur. Madane tarifune, siz biliyorsunuz an nebiyyina, onun hakkında. Şu sat demek sallallahu aleyhi ve sellem, şurası var ya, onun kısaltılmışı, tek bir harf konuyor. Satın, yani sallanın satı buraya konuluyor. O kastedilmiş olunmaktadır bu şekilde. Cümleyi uzatmamak için. Tıpkı Türkçe'de şöyle S nokta A nokta V nokta gibi parantez arasında biz Türkçe'de sallallahu aleyhi ve sellem kısaltıyorsak, Araplarda işte sallallahu aleyhi ve sellem cümlesini bir sat ile kısaltmışlardır. Madane tarifuna, biliyorsunuz an nebiyyina, Nebimize dair, peygamberimize dair, onun hakkında ne biliyorsunuz? Keyfe, nasıl, kâne idi, yakzî gavâ, yakzî, yine nakıs bir fiil. Nasıl geçirirdi, hüve, o, gizli zamir var burada, o nasıl geçirirdi, yevmehu, gününü, kendi günü nasıl geçirirdi? Ve keyfe kâne ye'kulu da'amehu, ve yemeğini nasıl yerdi, keyfe, nasıl demek, kâne idi. Ye'kulu ekele, ye'kulu yer idi. Ekele mazi, ye'kulu muzari. İlk 5 üniteye göre ne diyelim, hangi kısımdandır, hangi ünitedendir diyebiliriz. Ye'kulu muzari fiil, hüve fail, da'ame onun mef'ulü bihi olduğundan mensuptur. Da'ame hu, yemeğini nasıl yerdi. Ve keyfe, ve nasıl, kâne idi, mevkifuhu. Mevkif tutum demek. Onun tutumu nasıldı? Tucahu, şu T harfi ilk harf, zamme ile, fetha ile, este ile okunabilir. Tucah da olur, tecah da olur, ticah da olabilir. Bizim buradaki tucah kelimemiz tutum manasına geliyor. Karşı manasına geliyor. Tucahul etfali, çocuklara karşı. Onun tutumu çocuklara karşı nasıl idi? Onun tutumu çocuklara karşı nasıl idi? Ahmedü, Ahmet cevap veriyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhisselam udveten, örnek idi. Bir örnekti. Hem de haseneten, güzel bir örnekti. Lil müslimine, Müslümanlara, Müslümanlar için, Müslümanlara yönelik. Kendisi güzel bir örnekti. Fi kulli şeyin, her şeyde, her noktada, her alanda. Kâne mütevazı'an, mütevazı idi. Yezuru, ziyaret ederdi. Limeriba, pardon, yezuru el meriba, hastaları, hastayı ziyaret ederdi. Ve yed'u lehu, ve onun için, o hasta için yani dua ederdi. Ve yemuddu, ve uzatırdı. Yed el avni, yed el demek, el avn yardım, yardım elini uzatırdı. Lil yetimi, yetimlere yönelik. Ve vaifi, ve zayıflara yönelik. Vel miskini, ve fakirlere yönelik yardım elini de uzatır idi. Tabii şimdi ilgili ünite gereği sürekli örnekte geçiyor parçalarda. Konumuz kâne ve benzerleri olduğundan kâne ile alakalı sık sık örnekler geçiyor. Ben de okuma parçası bölünmesin diye henüz bunlara değinmedim ama okuma parçası bitince şöyle bir tekrar edip kâneli yerleri inceleyeceğiz. Leyla bu defa söz almış. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü idi. Ne idi? Ehabbe yuhibbu, muzari fiilimiz. Severdi. Hüve, o peygamber. Kimi? El etfale, çocukları. Kethiran, hem de çok severdi.
Ve kâne ve idi yu'âridu, âradâ yu'âridu. Karşı çıkardı, et temyize, ayrım yapılmasına karşı çıkardı. Kimler arasında ayrım? Beynel fityani vel feteyati. El fityan erkek çocuklar, el feteyat kız çocuklar. Erkek çocuklar ile kız çocuklar arasında ayrım yapmak, seçim yapmak işte buna karşı çıkardı. Hişamun, bu defa Hişam söz alır. Kâne Rasûlullah, Allah'ın Resulü idi, yegûmu kalkardı minen nevi uykudan, mübekkiran, erkenliğin, erken kalkardı. Ve yedhebu ve giderdi ilel mescidi, mescide giderdi, camiye giderdi. Niye? Li salatil fecri, sabah namazını kılmak için. Sabah namazı için, sabah namazı için giderdi. Ve salla yusalli, ve namaz kıldırırdı binnasi, insanlara namaz kıldırır idi. Sonra yeclisu, otururdu müddeten bir süre, ma'a ashabihi, arkadaşlarıyla birlikte, lil hadisi, konuşmak için, sohbet için, ma'hum, onlarla birlikte sohbet edebilmek için otururdu. El muallimu, öğretmen şöyle diyor, ehsentum ya evladu, aferin çocuklar, ehsentum, aferin ya evladu, çocuklar. Tayyibun, güzel. Peki bana söyleyin diyecek şimdi, gulu, söyleyin li, bana, keyfe, nasıl, kâne idi, libasu nebiyyina, nebimizin elbisesi nasıldı? Nebiden de maksat Muhammed'in. Nebiden bedel yapabiliriz bunu veya asıl bedel yaparız. Bu yüzden Muhammed'in diyoruz. Nebiyyina Muhammed'in. Peygamberimiz Muhammed'in giyimi nasıl idi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbisesi, giyinimi nasıldı? Ahmedu, Ahmet diyor ki kâne libâsuhu, onun giyinimi nazifen, daimen, devamlı yani sürekli temiz idi. Nazif, temiz demek. Kâne idi yelbesu, giyerdi, min kulli enva'il kımaşi, her türlü kumaştan giyerdi, gayral hariri, ipek hariç. İpeği zaten yasaklamıştır hadis-i şerifle. İpek erkeklere yasaktır. El muallimu cevabuke, el muallim öğretmen diyor ki cevabuke, senin cevabın sahihun, doğrudur ya ya Ahmedu, Ahmet, cevabın doğru. Cevabu ke dedim. Mesela şurada konuşan Ayşe olsaydı cevabu ki diyecektik değil mi? Esre ile diyecek idik. Madana ta'rifuna, siz biliyorsunuz hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi mevvu'il ekli, peygamberimizin yemeği yani yemesi noktasında ne biliyorsunuz? Yemek konusunda ne biliyorsunuz? Bilginiz nedir? Leyla diyor ki kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'kulu, yerdi, ta'amen, yemek yerdi, müfiden lissihati, müfiden, faydalı yemek yerdi. Neye faydalı? Lissihati, sağlığına faydalı, yararlı şeyler yerdi. Kâne yekûlu, peygamberimiz şöyle diyor idi, şöyle der idi, Bismillah der idi. Ne zaman? Hine celese, oturduğu vakit, litta'ami, yemek için oturduğu vakit, yani yemeğe başlayacağı esnada Bismillah derdi. Kâni kulu bi yedihi el yumna, el yumna sağ demek, yed el demek zaten, sağ eli ile yer idi, yemeği sağ eliyle yerdi. Ma kâne yestehdimu yedehu el yusra fil ekni, fil ekni. Ma kâne olmadı, yestehdimu kullanmadı yani, yedehu el yusra, sol elini kullanmadı, fil ekli, yemekte. İstehdeme yestehdimu, istihdam etmek diyoruz ve Türkçede de bir türevi kullanılıyor. Ahmedu, yani peygamberimiz hiçbir zaman sol eliyle yemek yememiştir. Ahmedu, Ahmet diyor ki kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ya'ibu ta'amen kattu, kattu asla,
hiçbir zaman la ya'ibu ayıplamazdı tamamen bir yemeği. Kötülemezdi, ayıplamazdı peygamberimiz hiçbir yemeği. Kattu asla. Hişamun Hişam diyor ki ma kana Resulullah Allah'ın Resulü değildi. Yeclisu yani oturmuyordu, oturmazdı. İlel maideti sofraya kable şu'uri bil cu'i acıkmadan önce acıkmadan sofraya oturmazdı. Kâne kalîlel ekli yemesi de azdı. Az yiyen birisiydi. Ve yegûmu minat ta'âmi ve yegûmu ve kalkardı minat ta'âmi yemekten dûne en yemle'e betnehu bit ta'âmi yemek ile karnını doldurmadan önce doldurmadan kalkardı. Dûne en yemle doldurmadan betnehu karnını bit ta'âmi yemekle sofradan kalkardı. El muallimu barakallahu fikum ya evladu cezakumullah hayran. Aferin sizlere çocuklar. Allah sizi hayırla ödüllendirsin. Cezakumullahu hayran. Allah sizi hayırla ödüllendirsin. Ceza ödüllendirmek demek. Arapçadaki ceza kelimesi Türkçedeki ceza ile aynı manada değildir. Türkçede ceza nedir? Olumsuz bir kelimedir, sabittir. Oysa Arapçada ceza kelimesi hem hayırlı manada hem de şer manada kullanılabilmektedir. Yani karşılık demektir. İlla mükafat değil de karşılık demektir. Bu yüzden sonunda da hayır olduğunu belirtiyor. Yani şurada şerran yazsaydı o zaman Allah sizi şerle cezalandırsın. Şer ile muamele etsin. Ama hayır yazdığı için hayırla cezalandırsın. Yani hayır ile sizi ödüllendirsin diyebiliriz. Demek ki ceza kelimesi Arapçada iki farklı manada kullanılıyor. Şurada da bir cümlemiz mevcuttur. Şimdi dil bilgisi konusuna geçiyor. Geçmeden hani bir mana vermiş olmak için bir okudum şurayı ben. Şimdi biraz incelemeye geçelim. Ya da en sonunda incelemek daha mantıklı olur. Önce bir konuyu anlayalım isterseniz. Anladıktan sonra zaten kendinizde cümlelerdeki kelimeleri fark edersiniz. Arapçada bu gruba kâne ve havatu'a yine kâne ve benzerleri demiş. Yani şu parantez arasında verilen kelime ile şurada Arapça olarak yazılan kelime aynı manayı taşımıyor. Şuraya kâne ve kardeşleri yazsaydı doğru yazmış olurdu. Çünkü ehavat kardeşler demektir. Bu grubun özelliği nedir? Yani bu kelimeler son derece önemlidir. Çünkü iğraba etki etmektedir. Yani kelimenin hareketlerini, iğrabını değiştirme özelliğine sahip olduğundan bu kelimelerin ne iş yaptığını anlamamız gerekiyor. İsim cümlesinin başında kullanırlar. Diyor ki, en önemli husus nedir? Kâne ve grubunun isminin daima merfu, haberin ise daima mensup olduğudur. Şu an mavi olarak gördüğünüz yer, konunun kilit noktası. Adımız, soyadımız gibi bilmemiz gereken şey şu an çizili yani bu. Bu konuyla alakalı neler bilmeliyiz? Gramerle alakalı bahsediyorum. Şu an işlediğimiz dil bilgisi, kâne ve grubu. Bu ünitenin gramer konusunda minimum ne bilmem gerekir? Kâne ve grubunun ismi daima merfu, haberi ise daima mensuptur. Bu bir. İki, bu grupta hangi fiiller var? Tek tek manalarıyla beraber say. İkincisi de bu. 3. Yani merfu ne demek? Mensup ne demek? Bunları hatırlıyor muyuz? 4. Haberleri ne tür haber olabilir? Bu 4 şeyi bilirsek buradaki şu gramer konusunu atlatmamız yani doğru çözümleyebilmemiz mümkün olur. Bu 4 şey çok önemli. Şimdi bakalım ne diyor. Bir başka ifadeyle isim cümlesinin müptedası olan kelime cümlenin başına kâne veya ondan bir fiil geldiğinde artık kânenin ismi olur, müpteda değildir. Zaten merfuydu. Merfu olarak kalır. Tamam. İsim cümlesinin merfu olan haberi vardı. Cümlenin başına kâne geldikten sonra artık kânenin haberi olur ve mensup olur. Bunu bir canlandıralım yani. Artık fazla uzadı bu iş değil mi? El cevvu cemilun demiş. Hava güzeldir. Diyor ki kânel cevvu cemilen olur. Hemen bunu canlandıralım şurada bir.
El-cevvu cemilun. El-cevvu cemilun. Değil mi? Yani kelimeler ikisi de nedir? Merfudur. Biri mübteda, diğeri haberdir. Peki ben bu ne yani? İsim cümlesi değil mi? Mübteda haberden oluşuyor. Ben bu cümlenin başına kâne veya grubundan bir kelime getirsem. Örneğin kâne getireyim. Kâne yazdıktan sonra aynısını yazmaya kalksan hareketlerini değişik yazman gerekir. Mesele bu. El cevvu cemilun olmaz artık. Ne olur? Cemilen olur. Yani fetha vermen gerekir. Neden böyle oldu? Çünkü kâne ne yapar arkadaşlar? Bakın mübtedada bir değişiklik yapmıyor. Mübteda haber olan iki kelimemiz var değil mi? Bir mübteda, bir de haber var. Bunun başına kâne'yi getirdim. Kâne ne yapar? Mübtedanın irabını değiştirmez. Harekesi olduğu gibi duruyor. Ama haber merfu iken, örneğin zammeli iken artık haber ne oldu? Fethalı oldu. Bakın haberdeki irabı değiştirdi. Olay bu. Mübteda ve haberdi bunlar. Başlarına kâne geldiğinde artık bunlar mübteda haber olarak adlandırılmayacaklar. İlk cümlede yer alan mübteda dediğimiz şu kelime artık kânenin nesi olur? Kânenin ismi. Mübteda değil artık, onun adı değişti. Burada haber olan kelime artık ne olmuştur? Yine haber de kânenin haberi. Sıradan bir haber değil yani, yine haber ama kânenin haberi diyeceğiz. Çünkü ortada mübteda yok yani. Artık o bir mübtedanın haberi olamaz. Kânenin haberi olacaktır. Bu anlattığım şu an az çok anladıysanız birazdan bununla alakalı pek çok örnek gelecek. Daha da iyi anlayacaksınız. Bu durum manayı da değiştirebilir. Örneğin el cevvu cemilun, hava güzeldir derken kânel cevvu cemilen dediğinde hava güzel idi. Bir zamanlar böyleydi yani, şimdi değil. Ne oldu? Mana geçmiş zamana ait kılındı. Bu gruptaki fiiller morfolojik yönden diğer fiiller gibi çekimlenmesine rağmen diğer fiillerden özne ve nesne alamayışlarıyla, özneleriyle anlamlı bir cümle oluşturamayışlarıyla ayrılırlar ve bu yüzden bu grup fiillere ne denilir? Nakıs fiiller. El-ef'alun nakısatu denilmektedir. Buradaki nakıslık, eksiklik nitelemesi bu gruptaki fiillere, normal fiillere göre yukarıda belirtilen hususlar bakımından eksikliklerini ifade ettiği için bu şekilde deniliyor. Şimdi şunu belirtelim. Bu fiillere nakıs fiiller adı verilmiştir. Biz yukarıda bir nakıs fiil daha gördük, öyle değil mi? Örneğin ne vardı? Bir tane nakıs fiil söyleyelim, ne var? Rama var değil mi? Rama nedir? Nakıs bir fiildir. Neden nakıs? Sonuncu harf hareke alamadığında bir noksanlık taşıyor idi. Rama veya ne olabilir? Kava. Kava nedir? Nakıs bir fiildir. Kava. Neden? Sonuncu harf harekeyi veremezsin. Kava ye olmaz. Kava dersin. Rama dersin. Rame ye diyemezsin. Veya da'a diyorduk değil mi? Da'a nakıs fiildir. Çünkü sonuncu harfin harekesi yok. Sonuncu harf illet harfi yani. Ama o neydi arkadaşlar? O sarf ilminde öyleydi. Şimdi pür dikkat kesiliyoruz. Arapçada ilmi şöyle şu an itibariyle ikiye ayıralım. Bir sarf, bir de nahiv. Sarf demek kelime bilgisi, kelime çekim, kelime yapı bilgisidir. Nahiv demek irapla alakalı. Yani harekeyi nasıl vereceğim? Fetha mı? Esre mi? Nun dursun mu? Silinsin mi? Elif mi olsun? Ye mi olsun? İrab'la alakalı ilim nahivdir. Cümlenin ögelerini bize bulmaya sağlar. Sarf ise kelimenin yapısı. Türkçe'de var işte ben, sen, o gibi çekimlerle, kelimenin yapısıyla alakalı ilme de sarf denir. Sarf ilminde nakıs tabiri ile başka bir şey. Nahiv ilminde nakıs tabiri ile başka bir şey kastedilir. Sarf ilminde nakıs derken da'a mesela değil mi? Da'a, rama gibi fiiller kastedilirken nahiv ilminde nakıs tabiri ile kâne veya leyse ve benzerleri, kardeşleri gelecek aşağıda, bu gibi fiiller kastedilir. Sarf ilminde da'a, rama gibi fiillere niye nakıs deniliyor?
sonuncu harf illet harfi olduğundan, harekeyi kabul etmediğinden bu adlandırma kendilerine verilmişti. Nahiv ilminde kâne, leyse gibi fiillere neden nakıs deniliyor? Esasen sarf olarak bakarsan kâne nedir? Ecveftir değil mi? Ecvef bir fiil bak. Muhteldir yani, ama leyse hiçbiri değil. Yani leyseye baksan sahih gözüküyor değil mi? Böyle bir durum da var. Sarfa göre bakarsan. Ama nahiv ilmine baktığında kâne olsun, leyse olsun, diğer kardeşleri olsun, bunlara neden nakıs adlandırılması yapılmıştır? Bir defa bunlar fail almıyor. Bunlar fiil ama fail almıyorlar. Görüyorsunuz müpteda ve haberin başına geliyor ve kendilerinin ismi ve haberi oluyor artık. Failleri yok, mefulleri yok. Bu bakımdan fiil, normal bir fiil, örneğin ketebe, nesara, fetaha'ya göre bir nakıslık taşımakta, bir eksiklik taşımaktadır. Burada da bunlara değinilmiş zaten. Ama yani sakın karıştırmayalım. Sarf ilmindeki nakıs başka, nahiv ilmindeki nakıs başka. Bu denildiğinde hocam işte nakıs fiil hangisidir aşağıdakilerden dersen, hangi ilme göre düşüneyim ben? Böyle yani zorlamaya gerek yok. Eğer sonuncu harfi illetli ise nakıstır o. Sonuncu harfi illetli olan hiçbir kelime yoksa orada, o zaman burada nahiv ilminde ezberlediğin kelimelerden biridir demek ki. O zaman onu seçmemiz gerekir. Yani A şıkkında da'a verip B şıkkında da kâne veremez zaten. Hem sarfa göre hem nahve göre iki tane nakıs koyup hangi şık doğru demez. Bu yüzden böyle bir problem yaşamazsınız. Dolayısıyla siz sarfa göre de nahve göre de nakıs fiilin ne olduğunu bilirseniz, şıklarda hangisini görürseniz işte nakıs budur diyerek çok rahat bir şekilde endişelenmeden orayı hop diye işaretleyin. Peki tekrar buraya geldik. Diyor ki idi anlamına gelen mazi yapıdaki kânenin olur, oluyor anlamındaki muzari yapısı da vardır. Kâne yekûnu muzarisi var. Kun ol gibi. Emre hazırı da vardır. Kun. Olumsuzu da var. Çeşitli iraplar da vardır diyor. İdâ erâde şey'en en yegûle lehu kun feyekûn. Kun geçiyor yani. Peki elcevvu cemilun, zaten burada anlatmış ne olduğunu. Elcevvu müpteda, cemilun haberdir. Bunun başına kâne eklersen ne olur? Artık o müpteda olmaz. Kânen ismi olur. Cemilen de kânenin haberi olur. Kânenin ismi merfu, haberi ise mensuptur. Daima bu böyledir. Mensupluk alameti her zaman fetha olacak diye bir şey yok. Mensup nedir yani? Merfuluk alameti her zaman ötre olacak diye bir şey yok. Merfu nedir bu? Bunlar istirah, bunlar terim, bunlar daha önce geçti. Kelimenin çeşidine göre merfuluk, mensupluk belirtileri değişebilir. Diyor ki, görüldüğünüz üzere isim cümlesinin başına geldikten sonra mübtedaya artık kânenin ismi anlamında, ismu kâne yani Arapça olarak yazmak istersen, kânenin ismini Arapça yazmak istersen şöyle yazabilirsin. Habere de kânenin haberi manasına gelen haberu kâne adı verilir. Haberu kâne adı yani ne demek bu? Bir Arapça gramer kitabı okursan orada kânenin ismi şöyle, bizim alfabemizde i'miş, s'imiş, işte m, i böyle göremezsin tabii ki değil mi? Arapça okuyacaksan burada olduğu gibi görürsün yani. Bir gramer kitabı okursan böyle görürsün diyor. Arapçası, Türkçesini ben vereyim diyor. Fiil cümlesinde fiil ile fail arasındaki uyum, kâne ve grubundaki fiillerle isimleri arasında da geçerlidir. Bir püf noktası daha, yine önemli bir nokta. Kısaca hatırlatmak gerekirse, fail açık bir isim olarak geldiğinde ister tekil ister çoğul olsun fiil daima üçüncü tekil olmak zorundaydı. Fiil daima müfret idi. Failin cinsiyetine bağlı olarak fiil müzekker veya müennes olarak değişebilirdi ama. Olaya devam etmeyelim şimdi, bunları okuyacağımızda şuradan zaten anlayacağız. Dikkat demiş, müpteda zaten merfudur. Kânenin ismi olduğunda yine merfuluğu devam eder. Müptedanın haberi merfudur ama kânenin haberi olduğunda o haber artık mensub olacaktır. Et-talibetu merivatun. Kâneti talibetu merivaten. Et-tullabu müctehidûne. Kânet-tullabu müctehidîne. Buradan anlatılıyor. Et-talibetu merivatun.
Her ikisi de müfrettir değil mi? Ebbalibetun mübtedadır. Merivvatun haberdir. Mübteda haber. Her ikisi müfret, her ikisi müennes uyumlar var. Bunun başına ben kâne getirsem, kâne-i kânet olarak yazman gerekir. Çünkü bunlar müennes. O zaman kâne değil de kânet olarak gelmesi gerekir. Normal fiillerde de böyleydi zaten. Değişen bir şey yok. Kânet et-tâlibetu merivvaten. Et-tâlibetu merivvatun. İkisi de merfu. Kânet geldiğinde mübteda yine merfudur. Artık mübteda değil ama adı ne oldu? Kânenin ismi oldu. Merivvatun haberimiz ise artık kânenin haberidir ve mensuptur. Demek ki mübteda ve haberin başına kâne ve grubundan bir fiil geldiğinde mübtedanın irabı değişmez. İsmi değişir. Kânenin ismi denir artık. Haberin irabı ise değişir. Artık o merfu değil, mensup olacaktır ve mübtedanın haberi değil de kâninin haberi denilecektir kendisine. Demek ki isim değişiklikleri ve irab değişiklikleri söz konusudur. Ettullâbu müctehidûnen. İkisi de cemidir. Ettullâbu cemî mükesserdir. Kırık çoğul yani. Merfudur, raf alameti zamme. Mübtedadır. Müctehidûne haberdir. Raf alameti vavdır. Müctehidûne, müctehidîne. Cemî müzekker salimdir. Muzaf olduğunda sondaki nun düşüyor idi. Evet, öğrenciler çalışkandır. Bunun başına kâne gelirse ne olur? Kâne ettullâbu müctehidîne olur. Müctehidûne olmaz. Şöyle soru gelebilir yani. Nokta 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 ettullâbu müctehidîne noktalara ne gelecek? A şıkkı kâne, B şıkkı kâna, C şıkkı kânet gibi gelebilir yani. D şıkkı kânû ne yapacaksın? Müfret, müzekker getireceksin. Buradaki fiilimiz fail değil de artık. Buradaki fiilimiz daima müfret gelmek zorunda. Daima müfret gelir. Ama müzekker, ama müennes o müptedanın durumuna bağlı. Müpteda burada müennes olduğundan fiil müennes geldi. Burada müpteda müzekker olduğundan fiil de müzekker geldi. Demek ki fiil müzekker ve müennes olarak değişecek. Daima müfret gelecektir. Talibat müctehidatun. Bunlar da mübteda haberdir. Sağdakiler mübteda, soldakiler haber. Her ikisi merfu, her ikisi müennestir. Cimi müennes salim bunlar. Ne olacak? Kânet et-talibatu. Et-talibatu kânetin ismi. Müctehidatin ise haberidir. Mensuptur. Nasıl alameti kesre temin almış. Nasıl mensup ya? Nasıl alameti feth olması gerekmez mi? Gerekmez. Cimi müennes salimler hiçbir zaman evet, fetha almaz. Onun nasb alameti de cer alam esre olmaktadır. Müptidası ayrık özne zamiri olan isim cümlesinin başına kâne gelirse ne olur? Bu zamir artık kânenin ismi olacağından ayrık durumundan bitişik özne zamirine dönüşecektir. Bu durumda artık kânemiz cemide, tesniyede olabilir. Kâne hum mesela. Hum muslimûne ne yapacak? Kânû muslimîne. Buradaki vav artık nedir? Hum burada mübteda, müslimuna haber idi. Müslimuna yine haber ama onun ismi nerede? Vav'dır. Vav kânenin ismidir artık. Ente dâdibun müctehidun. Sen çalışkan bir öğrencisin. Kâne ente ne olur? Künte olur. Kâne fiilimiz. T ise onun ismi, daliben haberi, müçtehit ise daliben yani haberin nesidir? Sıfatıdır. Demek ki ente müpteda, dalibun haber, müçtehit ise talip haberi olan bu kelimenin sıfatı olmaktadır. Ene merilun. Ene merilun. Ene ben merilun hastayım. Ene müpteda, merilun haberdir. Buralarda müptedaların zamir olduğunu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Hum müptedadır, zamirdir. Ente de öyle, ene de öyle. Yani devamı da öyle. Hüve, hiye, entüm müptedalar hep zamir. Bu müpteda olan, zamir olan kelimeyi kânen ismine dönüştürmek istediğimizde o zamiri ayrıca yazmıyor dikkat ederseniz. Yani kâne artı hum yazmamış değil mi? Kânû diyerek hum zamirini vav olarak ifade etmiş.
ente zamirini künte de kan ile birlikte t olarak zikretmiş. Şimdi ene zamirini ne yapacak? Yine bu defa tu olarak gelecektir. Kâne, hüve, hüve zamiri zaten yazıda da gözükmez. Kâne olduğu gibi gelir. Kâne de gizli zamir hüve olacaktır. Yani hüve merilun. Ben önce şuradan bir alalım. Ene ben merilun hastayım. Nasıl ifade eder? Kuntu, kâne burada nakıs fiilimiz. Tu failimiz değil. Kânenin ismidir. Merfudur. Raf alameti gözle gözükmez. Çünkü zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler ise gözle görünür bir ilap almaz. Mahallen ilap alırlar. Yani mahallen merfudur. Merivan ise kânenin haberidir. Mensuptur bu yüzden. Nasb alameti burada fethadır. Az önce merivun enin, enenin yani müptedanın haberi iken merfudu görüyorsunuz. Ama kânenin haberi iken mensub olmuş. Merivun, merivan olmuş. Yani dat zammeri, dat fethalı kânen haberi olduğunda mensup olacak. Enenin yani müptedanın haberi olduğunda merfu olacak. Hüve meriyubun ne olacaktır? Kâne meriyuban olur. Yani yazsa şöyle. Hüve meriyubun bir isim cümlesi. Hüve müpteda meriyubun haber. Bunu kâne nakıs fiiliyle birlikte ifade edin demiş olsa. Veya aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiştir? A şıkkı kânet merivan, işte B şıkkı kânu merivan, C şıkkı kâne merivan gibi yani birkaçlık daha olduğunu varsay. Ne yapacağız? Kâne merivan, kâne yani şıkkı ketebe gibi değil mi? Ketebe, fetaha, nasara gibi bildiğimiz bir kalıptır bu. Müfrettir, müzekkerdir, gaiptir yani üçüncü şahıstır. Üçüncü şahıs tekillerde fail ne oluyordu zaten? Gizli zamir hüve olurdu. Eğer peşinden işte Aliyun, Muhammedun gibi zahir bir isim fail olarak gelmez ise fail ne olurdu zaten? Fail zamir olacaksa hüve olurdu. Çekimden bunu biliyorduk. Bu durumda hüve ama fail değil de kânenin ismi oluyor. Merilban ise haberi. Demek ki isim zamir olabilir değil mi? Kânenin ismi bir zamir olabilir. Bu zamir kânûda olduğu gibi vav veya künte'de olduğu gibi te, kuntu'da olduğu gibi tu yani gözle görebileceğimiz bir zamir olabileceği gibi gizli bir zamir de olabilir. Kâne merivan, hüve merivan. Yani bunu ayırabiliriz. Kânenin ismi nasıl olabilir? Bir, zahir isim olabilir. Yukarıda öyleydi zaten. Kâne dullâbu müctehidîne. Zahir isim. Yani zamir değil, gözünde görebildiğin bir kelime. İşte Abdullâbu onun, kânenin yani ismidir. Görebildiğimiz bir kelime, bir isim. Artı zamir olabilir. Bu zamir işte künte'de te mesela, küntü'de tu gibi görünebilir bir zamir. Veya kâne merivan'da olduğu gibi gizli bir zamir olabilir. Kâne artı hiye derse kânet, kâneti gizli zamir hiye vardır. Kânetin ismidir, merfudur, mebnidir. Merivaten ise haberidir. Merivan değil de merivaten geldi. Bak merivan, merivaten niye? Kâne, kânet. Fiil burada müzekker, fiil burada müennes. Demek ki haberde ona uygun olarak gelmekte. Kâne artı entum yani kuntum çekimini bilmekle alakalı. Kâne, kâna, kânu, kânet, kâneta gibi çekimi var. Hunne müslimatun, hunne o kadınlar müslimatun, müslümandırlar. Kâne artı hüve ne olur? Hunne ne olur? Künne olur. Künne müslimatin ama buna dikkat etmek lazım. Müslimatin kelimesi mensuptur. Nasb alameti esredir. Cemî müennes salimdir. Cemî müennes salimler hiçbir zaman fetha almaz. Esresi fetha yerine kaimdir. Yani nasb alameti esredir. Yani Müslümat'ın kelimesi mensuptur. Kânenin haberidir. Mensuptur. Müslimine de mensuptur. Cemî müzekker salimdir. Cemî müzekker salimlerin nasb alameti yağdır. Yağ ile yazıldığına göre bu kelime nedir? Mensuptur. Merfu olsaydı müslimine değil de müslimune yağ yerine vav olurdu. Yine müzekker müennes uyumlara dikkatinizi çekmeli. Künne müennestir, müslimatin de müennes. Yani künne nokta nokta nokta. Aşağıdaki şıklardan hangi kelime işte kânenin uygun haberi olur? Künne nokta nokta.
A şıkkı Müslümatin, B şıkkı Müslümaten, C şıkkı Müslümatun, D şıkkı Müslümun. Ne yapacaksın? Hem cemi hem de müennes arayacaksın. Çünkü künye hem cemidir hem müennestir. Buna uygun bir haber olan Müslümatin'i seçmen gerekir. Aynı zamanda mensup olması gerektiğini, çünkü haberinin mensup olduğunu unutmayacağız. Devamında müptidası ayrık özne zamiri olan bu isim cümlelerini kâne ile birlikte kullanırken cümleye zamir ile başlanmak istenir ise bu durumda ne olur? İşler değişir. Yani fiil o zamire uyması gerekir. Tıpkı normal bir fiilde olduğu gibi. Bu durumda başta kullanılan zamirler müpteda, kâne ile başlayan kısım ise haber olacaktır. Şimdi burada birazcık iç içe geçme söz konusu. Bunu ayrı bir tabloda anlatmaya çalışayım. Şimdi değerli arkadaşlar, sağ taraf başka, sol taraf başka. Yani sol tarafta kâne kullanılmamış hali. Sol tarafta kâne yok. Standart mübteda haber durumu söz konusu. Sağ taraf böyle. Sol tarafta müpteda haber durumu olsa da ayrıca kâneli bir kullanım söz konusu. Şimdi önce sağ tarafı bir inceleyelim. Hum, müpteda ente, müpteda ene, müpteda hüve, müpteda hiye, müpteda entum, müpteda hunne, müpteda. Mavi olarak çizdiğim yerler müptedadır. Sol tarafında gelen ilk kelimeler. İlk kelime ne? Mesela müslimune, dalibun, meribun. Merizun, merilbatun, müslimune, müslimatun. Kırmızı çizdiğim yerlerde haberdir. Bir de bunun dışında ne var? Müctehidun var. Bu talip kelimesinin sıfatı. Tamam, sağ taraf anlatımı bitti. Şimdi sol tarafa geçelim. Sol taraf zaten püf nokta, önemli nokta bu kısım. Hum kanu müslimine. Hum yine müptedadır. Mavi yerleri yine müpteda diye belirtelim. Mübteda, 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 mübteda. Mavi çizdiğim yerler mübteda arkadaşlar. Şimdi değişik bir nokta var burada. Ne var? Mübtedadan sonra kâneli kullanım var. Şu kırmızı çizdiğim yerler haberdir. Kânu. Mavi yerler mübteda, kırmızı yerler ise görüldüğü üzere kâne fiil ile nakıs fiil var. Burada vav arkadaşlar kânenin ismi. Burada t ismi, tu ismi. Burada ise yine gizli bir hüve var. Kânette hiye gizli bir zamir kânenin ismi olur. Küntümde tüm ismidir. Künnede ise gizli bir hunne zamiri var. Hunne zamiri burada künnenin ismi olur. Buradaki hunne şuradaki hunne değil yani. Mavi çizili olan müptedadır. Bir de gizli hunne var. Burada hiye dediğim şu hiye değil. Mavi olarak çizilen hiye başka. Bir de gizli hiye var. Yani gizli dediğim gerçekten gizli. Sağ taraftaki kelime değildir. Bir de ne var? Bunların bir de arkadaşlar en sol taraftaki kelimeler haberdir. Siyah olarak çizdiğim yerler haberdir. Bunlar neyin haberi? Kâne'nin haberidir. Yani kâne veya küntü her nasıl yazıldıysa. Bir tek müştehiden sıfattır. Sağ tarafta da yine öyleydi. Burada da o şekilde yazılmış. Müslimi yine cem-i müzekker salim olduğu için ya ile mensup. Daliben müfret olduğu için fetha ile mensup. Merilban yine müfret, fetha ile mensup. Merilban, merilbaten yine aynı. Müslimi yine cem-i müzekker salimdir. Ya ile mensup olur. Müslümatın cem-i müennes salim olduğu için nasb alamet bu yüzden esre olur. Peki şimdi burada mavi olarak çizdiğimiz yerlere müpteda dedik de bunların haberi nerede? Bunların haberi sol taraftaki cümledir. Örneğin kanu müsliminonun haberidir. Kanunun bir de haberi var. Yani burada çift haber var. Bir hun zamirinin, ente zamirinin bu şekilde devam eden yani müptedaların haberi bir de ne var? Bir de kanelerin haberleri var. Bir de bunların haberi var. Buradaki müptedanın haberi sol tarafta ne varsa onun haberi olur. Ama kânenin haberi nedir? Siyah olarak çizdiğim yer şunlarda onun haberi olmakta. Demek ki burada arkadaşlar iki tane ne var? İki haber var. Bir haber şu müptedanın.
Diğer haber, ikinci haber neye ait? Kâne'ye aittir. Onun da haberi vardır. Yani cümleler iç içe geçmiş gibi de düşünülebilir. Şimdiye kadar kullanılan örnek cümlelerde müptedanın haberleri hep müfret idi. Buradaki müfretten maksat arkadaşlar, hani tekil veya çoğul manada değil. Müfretten maksat daha önce geçmiş miydi? Müpteda haber konusunda geçmiştir. Buradaki müfretten maksat tesne veya cimi olmaması değil. Cümle veya şibih cümle olmaması manasında müfret kullanılmıştır. Şimdi diyor şibih cümle olarak haberleri göreceğiz. Şibih cümle durumunda irabı mahallen almaktayız. Yani mahallen merfu diyeceğiz habere. Öyle mi diyeceğiz? Habere mahallen merfu diyemeyiz. Çünkü kânen haberi mahallen mensub olur. Şimdi cümle türünden bir haber kânen haberi olduğunda irabı mahallendir. Ama bu defa mahallen mensup diyeceğiz. Mahallen irabı üç sayabilirsin. Mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur. Mahallen irab. Ama burada bizim konumuz mahallen mensup olmasıdır. Çünkü kânen haberi esasen lafzan mensuptur. Lafzan yani ondaki harekeyi, irabı bizzat telaffuz edebiliyoruz, gözümüzde görebiliyoruz. Bu yüzden lafzandır. Ama cümle veya şibih cümle olursa bu durumda mahallen irab olur. Mahallen mensup diyeceğiz. Özetle kânenin haberi ya mahallen mensuptur ya da lafzan mensuptur. Ne zaman lafzan mensup olur? Haber müfretse. Ne zaman mahallen mensup olur? Şibih cümle veya cümle ise haber. Bu iki durumda mahallen mensup olacaktır. Muhammedun fil mescidi. Şibih cümleden maksat neydi? Şibih cümle arkadaşlar, şibih benzer demekti zaten. Şibih benzer. Şibih cümle, cümle benzeri, cümlemsi. Nasıl olurdu bu? Bir, harfi cer ve mecruru. İki, zarf. İşte harfi cer ile beraber geliyor. Şimdi Muhammedun mübtedadır. Fil mescidi haberdir. Hangisi haber? Fi mi el mescid mi? İkisi fi harfi cer. El mescidi onun mecruru. Car, mecrur. Birlikte şibih cümle olur. Ve şibih cümle olarak burada haberdir. Muhammed'in mübteda ise, filmesi ciddi haberse bu haberin irabı ne olur? Mahallen merfu olur. Çünkü mübtedanın haberi ya lafzen merfu ya da mahallen merfudur. Kâne'nin haberi ya lafzen mensup ya da mahallen mensup. Yani mübtedanın haberinin irabı başka, Kâne'nin haberinin irabı daha başkadır. İkisi başka başka olmakta. Kâne Muhammedun fil mescidi. Kâne nakıs fiilimiz. Muhammedun onun ismidir. Merfudur. Raf alameti zammedir. Lafzen merfu değil mi? Telaffuz edebiliyorum. Muhammedun zammeyi telaffuz edebiliyorum. Görebiliyorum. Bu yüzden lafzan. Fil mescidi. Fi harfi cer. El mescidi onun mecruru. Burada merfu bir kelime yok. Mensup da yok. Fi esreli. El mescitte esreli bitmiş. Burada mensup da yok. Merfu da yok. Ama mahallen mensup diyeceğiz yine de. Neden? Her ne kadar esreli yazılmış olsa da şu anda neyin parçası bu? Ne görevi olarak karşımızda duruyor? Görevi nedir? Görevi kâninin haberi olmaktır. Peki kânen haberi nedir? Mensuptur. Öyleyse buna da mensup diyeceğiz. Mensuptur bu. Ama ben mensupluk alameti göremiyorum. Ha, o zaman mahallen mensup diyeceğiz. İşin şeyi bu yani. Ne diyelim? İşin nesi bu? Mantığı bu. Ama mantığına inmeden de madem ki haber burada harfi cer ve mecrurdan oluşmuş. Harfi cer ve mecrura biz mahallen mensup diyecektik. Öyle ezberlemiştik diyerek de gidebilirsiniz. Es-seyyaratu emame. Şimdi emame burada zarftır. Zarf olduğu için şibih cümlenin parçası. Emame yine zarf. Başka nerede var? Fi harfi cer, harfi cer, fi harfi cer, fi harfi cer. Evet. Es-seyyaratu emamel beyti. Araba evin önündedir. Es-seyyaratu mübteda. Emame zarftır. El beyti o zarfın muzafun ileyhidir.
Emamel beyti ama birlikte ne olur? Şibih cümle olur. Mübtedadan sonra şibih cümle geldiğine göre bu mübtedanın nesi olacak? Haberi olacaktır. Mübtedanın haberinin irabı nedir? Merfudur. Şibih cümle olursa o zaman mahallen merfudur. Evet. Kânet es-seyyâratu emâmel beyti. Kânet es-seyyâratu diye okuyorum ama aslında kânetis-seyyâratu. Şuradaki T S'e vererek okunur. Kânetis-seyyâratu emâmel beyti. Niye esre verdim? Çünkü sakin bir harfe hareke vermek istersen esre ile verirsin. Geçiş yapacağız çünkü. Kânetis seyyâratu emâmel beyti. Kânet nakıs fiilimiz. Es seyyâratu onun ismidir. Merfudur laferamet-i zammedir. Lafzen ile konmuştur. Haberine baktığımda emâme artı el beyti. Yani emâme zarftır. El beyti onun muzafın ileyhidir. Dolayısıyla burası bir şibih cümle olduğuna göre, şibih cümlelerden mahallen irap alacağına göre emâmel beyti mahallen mensuptur diyorum. Merfudur diyemiyorum. Neden? Çünkü kânetin haberi mensup olur. Bu yüzden. Etteccâ ne demiş? Es-sellâcetu fil medbahi. Buzdolabı mutfaktadır. Es-sellâce buzdolabı demek. Fil medbahi mutfak demek. Es-sellâcetu mübtedadır. Fi harfi car. El-medbahi onun mecruru. Car, mecrur birlikte şibih cümle oluşturur. Şibih cümle ikiye ayrılır yani. Harfi car ve mecruru veya zarf. Burası şibih cümledir. Öyleyse mahallen merfu diyorum. Çünkü mübtedanın haberi. Demek ki bir şibih cümle mübtedanın haberi olursa mahallen merfu. Kâne ve grubunun haberi olursa mahallen mensup diyeceğiz. Kânet es-sellâcetu fil medbahî. Kânet nakıs fil es-sellâcetu onun ismidir. Merfu referamtı zanne. Fil harfi car el-medbahî onun mecruru. Car mecrur. Birlikte buna ne denir? Şibih cümle denir. Kâne ve grubunun haberi şibih cümle olursa irabı ne olur? Mahallen mensup olur. Evet. Fil medbahin irabı nedir? Mahallen mensuptur. Çıkar yani sorudan. Örnek. Kânet-i sellâcini fil medbahi ve der ki altı çizdi olan kelimenin irabı nedir? Çizer bunu. Ondan sonra der mahallen merfu, mahallen mensup, takdiren merfu, takdiren mecrur gibi yani yazabilir bir şeyler. Ne diyeceksin? Bakacaksın ki neyin parçası bu? Kânetten sonra gelmiş. Kânet veya kâne fark etmez. O grup yani nakıs fiilden sonra geldiğine göre, nakıs fiilin de haberi olduğuna göre mahallen mensup diyeceksin. Ama cümlede kâne yok. Es-seyyâratu emâmel beyti yazmış. El-beyti, emâmel beyti çizmiş. İrabı nedir? Ne diyeceksin? Mahallen merfudur. Çünkü mübtedanın haberi burada. Fil-medbahi kânenin haberi olduğundan mahallen mensup deniyor. Emamel beyti mübtedanın haberi olduğu için mahallen merfu deniliyor. Dikkat ama sadece emameyi çizse ne diyeceksin? Mensuptur, fethası var. Sadece el beyti çizse esresi var, mecrurdur. Bir bütün olarak çizerse o zaman mahallen merfu, mahallen mensup tabirleri kullanılmaktadır. Tek tek ele alırsan ne görüyorsan o. Fethalıdır, mensuptur. El beyti esrelidir, mecrurdur. Bunlarda mahallen irap yok. Bir bütün olarak mahallen irap var. Farklı yani. Çanak bir başka kelime, kale bir başka kelime. Çanak çömlek, patladıdaki çanak nerede? Çanakkale'deki çanak nerede? İkisi farklı. Tek tek ele alırsan başka şey olur. Birlikte değerlendirirsen farklı bir sonuç elde edersin. Et-tullâbu fil mektebeti. Et-tullâbu mübteda fi harfi car el-mektebeti onun mecruru. Peki fil mektebeti şibih cümle olur. Niye? Harfi cer ve mecrur bir bütün olarak şibih cümle adı verilir. O yüzden. Peki neyin haberi? Mübtedanın. Öyleyse mahallen merfu. Aynısını yine aşağıda görüyorum. Burada neyin haberi? Kânenin. Öyleyse mahallen mensup. Demek ki kâneden sonra gelirse mahallen mensup. Mübtedadan sonra gelirse mahallen merfu. Kâne diyorum ama kânenin benzerleri de var. Yani ile kâne olması şart değil. Bunu böyle geçiyorum ama arkadaşlar şuna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bazı yerde kânet, bazı yerde kâne kullanıyor. Neden? Diyebilir ki nokta 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 es-seyyâratu emâmel beyti. Noktalara ne gelecek? Es-seyyâratu mühennes olduğuna göre noktalı yere kânet yazacaksın. Kâneyi getirme. Et-tullâbu fil mektebeti. Nokta 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 et-tullâbu fil mektebeti. A şıkkı kâne, B şıkkı kânû, C şıkkı kânet gibi.
Ne yapacaksın? Kâne. Neden? Ettullâbu müzekkerdir ve üzerine müzekker getireceğim. İyi de ettullâbu cemi olsun. İsim cemi de olsa, müfret de olsa, tesniye de olsa fark etmez. Fiil her halükarda müfret gelmektedir. Talibatu fis sekeni kız öğrenciler yurttadır. Et talibatu kız öğrenciler fis sekeni yurttadır. Et talibatu mübteda fi harfi cer es sekeni onun mecruru cer etmiş zaten. Ama birlikte değerlendirilirsen şibih cümle olup mahallen merfu olur. Haberdir burası. Kânet nakıs fiilimiz. Et talibatun faili değil yani ismidir. Merfu olmasına bakma çünkü ismi merfu olur. Fi harfi cer es seken mecrur car mecrur birlikte şibih cümledir. Cümledir, haberdir, mahalle ne olsun? Merfu olsun. Olmaz ki kânenin haberi merfu değil ki haberi mensuptur. Öyleyse fistekeni mahallen mensuptur diyeceğiz. El müftahu ala tavileti. El müftah mübteda ala tavileti haberdir. Mahallen merfudur çünkü mübtedanın haberi. Ama dikkat ala tavileti bir bütün olarak mahallen merfu. Ala tek başına mahallen merfu. Et tavileti mahallen merfu tek başına denilmez. Kâne el müftahu ala tâbileti. Kâne geldi. Neden kânet gelmedi? Çünkü el müftahu müzekkerdir. El müftahu kânenin ismi olduğundan merfu oluyor, zanna alıyor. Ala tâbileti bir bütün olarak mahallen mensup olup kânenin haberi olmaktadır. Bildiğiniz gibi kâne yapı olarak ecvef bir fiildir. Evet, her ne kadar ecvef olsa da bu hangi konuda ecveftir? Sarf ilminde ecveftir ama nahiv ilminde nedir? Nahiv ilminde nakıstır. Mazi ve muzari çekimini ecvef fiiller bölümünde gördünüz zatendir. Kânenin olur, oluyor anlamında muzarisi de vardır. Kâne, yekûnu, kûn emri hazırı da vardır. Değişik formlarını görün diyor. Yekûnu elcevu hârran fissayfi. Yazın hava sıcak olur, sıcaktır, sıcak idi değil yani. Bu da önemli çünkü elcevu harran fi sayfi nokta nokta sağ tarafta ne yapman gerekir? Kâne de olur, yekûnu da olur. Senden hangi manayı istediğine bağlı. Olur, oluyor, olmuyor, olmaz gibi derse muzari formu kullanman gerekir. Ol, git, gel gibi bir emir kullanırsa o zaman kun emri hazır kalıbı kullanılır. أَلَمْ تَكُنْ أَرَضُ اللّٰهُ وَاسِعَةً Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Lerine kullanıldığı için ne yapacaktır? Muzari de olsa bu fiil geçmiş zamanın olumsuz olacak. Yani mı mi mu değil miydi? Buradaki hemze soru. Mı mi mu. Lem ise muzarinin başına gelir. Muzari olumsuz mazi manasına çevirir. Aynı zamanda muzari cezmeder. Cezmetmiş. İşte bu şekilde. Kâne grubundan olan diğer fiiller ancak göreceğiz. Kâne ve benzerleri, kâne ve kardeşleri, kim kardeşim diyorum, benzeri kim, kardeşleri kim, nedir bunlar? Ancak karşımıza çıktılar. Bir tanesi ma infekke, diğeri ma beriha, ma zale, ma dame, valle, bate, evha, emsa, leyse, sara, esbaha. Bunlar içinde esbaha oldu, sara oldu, hale geldi ve leyse değildir sıklıkla kullanılmaktadır. Çok çıkar. Esbaha ve sara hem mazi hem muzari olarak kullanılabilirken leyse sadece mazi olarak kullanılmaktadır diyor. Bu fiillerin geldiği manalar, örnekler, çeşitli alıştırmalar için eski müfredata göre çekmiş olduğumuz üniteye de bakabilirsiniz. İsim cümlesini olumsuza çeviren bir fiil olarak kâne kadar sıklıkla kullanılıyor olması dolayısıyla leyse üzerinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde durulacağı için burada diğer iki fiili kullanmaya yönelik örnekler verelim diyorum. Yani leyse olumsuzluk ifade eden bir fiildir ve çokça kullanılır. Eleyse Allahu bi ehkemil hakimin. Nerede geçiyor? Leyse Allahu bi ehkemil hakimin. Bak leyse orada geçiyor mesela. Esbah el vaktu müteahhiran. Bu fiiller ne yapar? Kâne ne yapıyorsa aynı işi yaparlar. İşte yapmışlar zaten. Esbah el vaktu müteahhiran. Vakit geç oldu.
Esbaha oldu. Ne oldu? El vaktu vakit. Nedir oldu? Müteahhiran geç oldu. El vaktu esbahanın nesi olur? İsmi olur. Nitekim merfu. Müteahhiran haberidir. Çünkü mensup görüyorsunuz. Esbahtu veya sirtu da olabilir diyor. İkisi de olur fark etmez. Tabiben nacihan. Başarılı bir doktor oldum. Esbahtu diyelim mesela. Esbaha fiilimiz. Tu failimiz mi? Hayır. İsmimiz. Merfudur. Tabiben ise haberdir. Mensuptur. Nasaran tifeta. Nacihan ise onun sıfatı. Yani tabibenin sıfatıdır. Sirtu desen sara fiilimiz. Tu onun ismi. Tabiben haber. Nacih haberin sıfatı. Sarat el hayatu sa'beten. Hayat zorlaştı. Sarat el hayatu sarat. Bir değişim yani değişimi ifade ediyor. Bir halden başka bir hayata bir hale geldi. El hayatu hayat sa'beten. Zorlaştı. Zora dönüştü. Sarat dönüştü. El hayatu hayat sa'beten. Zorluğa zora dönüştü. El hayatu sarat'ın ismi sa'beten haberidir. Kuntu diflen sagiran. Kuntu kane fiilimiz tu, isminiz diflen haber, sagir onun sıfatı. Esbahtu esbaha fiil tu, ismi riclen ya da raculen diyelim. Raculen onun haberi, kebiran da onun sıfatı. Ve kanallahu diyor. Kanallahu rahima. Kanenin kullanımının kuralını pekiştirmek için vesaire. Kâr nâkıs fiil Allahu yani lafzatullah yani Allah lafzı nedir? Kânenin ismi Rahimen'de haberidir. Bakara suresi 135, Meryem 28, Nisa 176. Şurada bir bakın demiş. Meallere bakalım. Ve kâlu kûnu kûnu kâne fiilimiz vavneyimiz olur, ismimiz huden ise haberimiz olur. Başka şurada yine var. Ve mâ kâne minel müşrikîne. Kâne minel müşrikîne. Kâne de gizli zamir hüve ismi olur. Haber ise mahzuftur. Ya uhte Harûne mâ kâne ebûki. Buradaki ebû kelimesi merfudur. Raf alameti vavdır. Esma-i Sitte veya Esma-i Hamse diye adlandırılabilir kitaplara göre. Sonuç olarak ebû onun ismidir. İmra'e ise haberidir. Mensuptur. Nitekim nasıl alameti? Fethadır. Sonuncusuna ise arkadaşlar bir internet sitesinden bakalım. Suudi Arabistan'daki bir üniversitenin internet sitesi burası. Burası arkadaşlar Kur'an-ı Kerim baştan sona irabını yani işte hangisi isim, hangisi haber, fail nerede, müpteda nerede tamamını açıklayan bir internet sitesi. Bir kitap aslında. Kitabı buraya aktarmışlar diyebiliriz. Maide suresi diyor. Yesteftûnek diye devam eden ayet. 176. ayet. Yesteftûneke nedir? Fiil-i muzaridir diyor. Merfudur diyor. Neyle merfu? Nun'un varlığı ile merfudur. Yesteftûne evet. Nun varsa fiil-i muzari merfu oluyor. Ama konumuz bu olarak değil. Birazcık ilerleyelim. Ne olduğunu görmenizi de istedim. Hani konu nerede? Kâne ve benzerlerden arıyoruz. Nerede? Leyse var mesela. Şimdi leyseyi aşağıda bulmak önemli. Leyse burada var. Evet. Leyse lehu veledun. Leyse ve veled kelimesi ismuhadır diyor. Leyse lehu veledun. Veled kelimesi onun ismi. Haber ise mahzuftur diyor. O yüzden onu geçtik. Peki devamında nerede var? Başka var mı? Leyse lehu veledun ve lehu uhtun felha nisfu ma tarak ve ve yerithu ellem yekun. İleride yine yekun varmış. Yekun burada var. Ve ismuha demiş. Velet yine onun ismi olur. Kanu vav ismi ihbeten haberi olur. Başka yok herhalde. Evet. Bu siteyi nasıl bulabilirsiniz? Nisa suresi diyor. Görüyorsunuz tüm sureler burada mevcut. Süreyi seç. Ardından hangi ayeti istediğini seç. Burada sayfa numaraları var. Hatta burada tefsirler de var. Hangi tefsirden okumak istersin diyor. İbn-i Kesir var, İbn-i Aşur var. İşte Kurtubi var, Taberi var, Begavi var vesaire. Geçtik, devam ediyoruz. Leyse vesin cümlesinin olumsuzu. Leyse ve cümletul ismiyetu el menfiyetu. Leyse ve isim cümlesinin olumsuzu. Leyse de
Kâne ve grubundandır. Yani kâne ve grubu, kâne ve kardeşleri, kâne ve benzerleri derken neleri kastettiğimizi yukarıda ifade etmiştik. Kâne'ye ve leyse'ye özel bir eğilim gösteriyor kitap. Değildir, yoktur, olmadığı manalarına geliyor. Kâne ne iş yaparsa leyse de aynı işi yapmaktadır. Çekimini burada görmektesiniz. Leyse, leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne. Bakın lesne gibi bir şey değil. Lesne, ye gitti. Devamında lesne, yani les devam ediyor. Les, te, les, tuma, les, tum, les, ti, hep les yani. Les, ti, tuma, gerisi standart zaten. O şekilde bir çekim söz konusu. Daha sonra bununla alakalı cümle kurmaya gayret etmişler. El cevru mu'tedilun, hava ılıktır. Leysel cevvu mu'tedilen, hava ılık değildir. Leysi oldu mu değildir, olmadı şeklinde çeviriler yapılmakta. El cevvu mübteda mu'tedilun haber. Leysel cevvu mu'tedilen olduğunda el cevvu leysenin mübtedası mı artık? Değil. Nesi? İsmi. Mu'tedilen ise leysenin haberidir, mensuptur. Bakın mu'tedilun mu'tedilen oldu. Ettullabu mübteda fissafi haberdir. Ettullabu leyse ile birlikte kullanıldığında leysenin ismi, fissafi ise leysenin haberidir. Ettullabu fissafi, burada fissafi mahallen merfu. Leyse ettullabu fissafi, burada fissafi mahallen mensup. Hadihi el imtihanatu sehletun. Lesetle birlikte kullanıldığında her şey birden değişmeye başlıyor. Sehletun ne oldu? Sehleten oldu. Çünkü haber. Ene dalibetun müctehidetun lestu. Tu leysenin ismi, dalibetun haberi, müctehid ise onun sıfatı. El kalemu fi hakibeti, kalem çantamdadır. Leysel kalemu fi hakibeti. El kalemu fi hakibeti bir isim cümlesi. Başına leyse getirerek cümleyi olumsuz yapmışlar. Leysel kalemu fi hakibeti, kalem çantamda değildir. El kutubu fevkat tabileti, kitaplar masanın üstündedir. El kutub mübteda, el kalem mübteda. Haber nerede? Haber fi hakibeti fakat tabileti. Fi saffi tullabı. Burada işler değişmiş. Haber başa alınmış. Mübteda sonra getirilmiş. Yani mukaddem haber diyoruz buna, değil mi? Mukaddem haber demek öne geçirilmiş haber demek. Muahhar mübteda demek tehir edilmiş, sona bırakılmış mübteda demektir. Tullabın mübteda yani. Aleşşecarati mukaddem haber, usfurun muahhar mübteda. Tabi şu var. Neden önce haber geldi de mübteda sonra geldi? Bunun bir gerekçesi var. Gerekçe haber. Şibih cümledir, görüyorsunuz. Mübteda nedir? Nekredir. İşte bu durumlarda haberin mübtedadan önce gelmesi vaciptir. Vacip, buradaki vacip kelimesi Allah'ın emridir manasında, uyumazsan ceza alırsın manasında değil elbette. Yani zorunludur. Değil, kural olarak zorunlu manasına geliyor. Bunların da başına yine leyse gidebilir. Leyse fi saffi dullabun, leyse ale şecerati usurun. Ne olur? Leyse en başa yine yazarsın. Bir şey değişmez yani. Leyse el kutubu. Burada ve el kutubu ismidir. Fevka davileti ise haberdir. Leysen haber olduğu için mahalle mensup olduğunu unutmayın. Ale şecerati usurun. Usurun. Evet. Ale şecerati'nin irabı nedir? Soru. Ale şeceratı burada haberdir. Mukaddem haberdir. Haberler neyin haberi? Kendinin mi? Hayır. Mübtedanın haberi. Öyleyse merfu olması zorunlu. Şibih cümle olarak geldiği için mahallen merfu. Usurun lafzen merfu. Mahallen değil yani. Şuradaki ötreyi, zambeyi, merfuluk belirtisini görebildiğin sürece ona mahallen demezsin. Lafzen dersin. Leysa ale şecerati usfurun. Ağacın üstünde bir serçe yoktur. Yanılıyorsun. Ale şecerati artık leysenin haberi olduğu için mahallen mensub olacaktır. Usfurun ise lafzen merfudur. Emamel beyti seyyaratun. Emamel beyti seyyaratun. Sorabilir. Emamel beyti niye önce geldi? Haberdir. Mukaddem haber diyoruz. Çünkü şibih cümledir.
Mübteda ise nekredir. Bu durumda haberin önce gelmesi vaciptir. Leyset emamel beyti seyyaratun. Niye leyset dedi de leyse demedi. Seyyaratun bu bak müennes bir kelime olduğundan fiilde müennes diye dönüşmüştür. Dikkat! Haberin mübtedanın önüne geçtiği örneklerde leysenin yoktur anlamı verdiğine dikkat ediniz diyor. Vardır, yoktur. Şurada ise değildir demiş değil mi? Değildir, değildir, yoktur, yoktur, yoktur. Manaya bakarsan diyor. Değildir, değildir, yoktur, yoktur, yoktur. Ne değişti? Haber de müptidanın nerede bulunduğuna bağlı olarak bu manayı verdik diyor. Buna şöyle bir soru çıkabilir. Diyebilir ki mesela el kutubu fevkat davileti. Kitaplar masanın üstündedir. Leyse el kutubu fevkat davileti. Sadece şunu yazdığını varsay. Leyset el kutubu fevkat davileti. Burada haber mi önce müpteda mı önce? Tabii şu an müpteda yok esasen. Çünkü leyse olduğundan isim var. Yani leyse atsaydık bir kenara. Müpteda mı önce geliyor haber mi? Müpteda önce geliyor. Öyleyse değildir ile bitmesi lazım cümlenin. Değildir manası vermek lazım. Leyse aleşşeceratü usulun. Leyse'yi kenara at. Önce ne geliyor? Haber geliyor. O zaman buna değildir diye mana veremezsin. Yoktur diye vereceksin. Demek istiyorlar. Ve bundan şöyle bir soru gelebilir. Şu cümle aynen yazar. Leyse aleşşeceratü usulun. Doğru tercümesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? A şıkkı. Ağacın üstünde bir serçe yoktur demiş değil mi? Bir serçe ağacın üstündeki bir serçe değildir mesela diyebilir. Sen ne yapacaksın? Yokturu işaretlemen lazım. Neden? Çünkü haber önce geliyor, müpteda sonra geliyor. Tabi haber diyorum, müpteda diyorum. Yani leyse yok sayarsan öyle. Leyse olduğu sürece ortada müpteda yoktur. Yani şurayı anlamamızı istiyorlar. Şimdi leyse ile kurulmuş bir cümlenin irabını yapalım. Yani bir şey değil esasen. Yukarı demden beri yapıldığı için önemli değil diyorum. Leyset esse yaratu cedid eden. Leyset nakıs fiil esse yaratu onun ismi cedid eden ise haberidir. Burada ismi ve haberinin müennes olduğunu, dolayısıyla fiilin de müennes olduğunu unutmayalım. Ve yine bir diyalog. El ceddu dede diyor ki merhaben ya Ahmedu. Ahmet merhaba. Keyfe halüke, nasılsın? Ahmedu, Ahmet diyor ki ene lestu bi khairin ya ciddi, ben iyi değilim dedeciğim. Ene ben lestu değilim, bi khairin iyi değilim. El ceddu limada leste bi khairin, niye iyi değilsin? Hel indike müşkiletun, senin bir sorunun mu var? Ahmedu el merivun, ben hastayım. Mundu yevmeyin, iki günden beri. El ceddu dede diyor ki selametuke ya ibni, geçmiş olsun oğlum. Şu tabiri unutmayalım. Selametuke ya ibni, geçmiş olsun oğlum. Ahmedu Allahu yusellimuke ya ceddi, teşekkür ederim dedeciğim. Es-salitu mu demiş? Es-salitu. Aşağıda ölen isim cümlelerini leyse ile olumsuza çeviriniz. Evet, çevirelim. Çevirin yani. Nisa 94, En'am 70'deki leyse kullanımlarını inceleyin. Ya yuhellidine amenu idha varabtum fi sebilillahi fetebeyyenu ve la tegulu limen elqa ileykum selame leste müminen. Leste te ise müminen haberi mensup zaten görüyorsunuz. Daha yoktur herhalde. Aşağıki ayete geçeyim. وَذِرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا diye devam eden yerde لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ ismi haberi ise mahzuf. لَيْسَ ve benzerlerinden daha fazla örnek Kur'an-ı Kerim'de kendimiz de bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? İlgili siteye girerek mesela ne yazabilirim? Leyse yazabilirim. Leyse yazalım buraya bir tane. Bakalım ne oluyor? Leyse.
tam olarak doğru yere yazmak lazım. Kelimatul Kur'an'a tıkladıktan sonra bunu yazıyoruz ve ara diyoruz. Tam olarak leyse olarak karşımıza çıkartıyor bunu. Görüyorsunuz işte nerede var? Leysel birra entü vellûdî devam ediyor. Bakara suresi 177, Bakara 198, Bakara 232 herhalde. Ali İmran 66, Ali İmran 75 vesaire aşağı doğru devam ediyor ve ilgili kelimeler renkli olarak karşımızda durmaktadır. Biraz yakınlaştırmaya çalıştım. Görüyorsunuz direkt olarak leyse Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerleri karşımıza ayet ile birlikte veriyor. Daha aşağıda el mezit diyor. Yani mezite basarsan devamı da gelir. Daha başka. Devamında da leysenin türevlerini görüyorsun. Elestu tıklarsan bunu da bulurum diyor. İşte eleyse, evereyse, işte leyse gibi değişik kullanımları da var Kur'an-ı Kerim'de diyor. Tıklarsan onları da gösterebiliriz. Bunu neden gösterdim? Daha böyle meraklı olan arkadaşlar varsa, bir şeyler daha olsa araştırsam diyen varsa ilgili siteden, ilgili yöntem ile daha fazla ayet bulması mümkündür. Geniş zamanın hikayesi, şimdiki zamanın hikayesi. Geniş zaman ve şimdiki zaman. İki tane zaman dilimi var. Bunların hikayesini göreceğiz. Bir tanesi yor ile bitiyor. Diğeri er, ar. Er de olabilir, ar da olabilir, ır, ur da olabilir. Şimdi şimdiki zaman için yor kullanılmakta. Geniş zaman için er, ar kullanılmakta. Bunu bilelim. Türkçe dil bilgisi. Bunu hikaye yapabilmek için bunlara ilave olarak yani yor artı du olması gerekir. Du olur, dı olur. Geniş zaman er arla biter dedik. Buna da ilave olarak yine aynı şey du du gelir. Nasıl mesela? Şimdiki zaman örnek verelim. Geliyor, gidiyor, bakıyor, uçuyor, anlıyor. Bunlar hep geniş zaman örneği. Hikaye yap. Geliyor du, gidiyor du, uçuyor du, anlıyor du gibi. Geniş zamandan bahsedelim. Anlar, bakar, görür, uçar, okur, ar, ır, ur olabilir yani. Orada olabilir. Bakar, uçar gibi. Hikaye yap. Bakardı, uçardı, anlardı, kovalardı, okurdu şeklinde o zaman da hikaye olmuş olur. Konu bununla alakalı. Haberi muzari fiil olan, tabii şu var, bu anlattığım şeyi neyle ifade edersin? Geniş zaman olsun, şimdiki zaman olsun, bunu ifade edebilmek için, Arapça ile ifade edebilmek için muzari fiil kullanılır. Bir muzari fiil tahtaya yazdığımda, örnek ne yazalım? Yektubu yazdığımda ben, bu nedir? Hem şimdiki zamandır hem de geniş zamandır. Yektubu hem geniş zaman hem de şimdiki zamanı ifade eden fiil türüdür. Muzari fiil olduğu için. Yani yektubun manası nedir? Hem yazıyor hem de yazar. Yazıyor, yazar. İki şekillere mana verebilirsin buna. Bunun hikaye yapabilmek için de diyor bunun başına ne gelmesi gerekir? Kâne. Kâne ve türevleri yani çekimi var kânenin. Kâne, kânet olur, kün ne olur? Onlardan biri gelir diyor. Şimdi onu anlatacak. Haberi diyor muzari fiil olan bir isim cümlesinin başına. Haberi muzari fiil olan bir isim cümlesinin başına. İsim cümlesinin haberi nasıl olabilirdi? Müfret olabilir. İsim cümlesi, fiil cümlesi ve şebih cümle olabilir idi. İşte diyor ki fiil cümlesini de mazi fiil, muzari fiil olarak ayırabilirsin. Bir isim cümlesinin haberi muzari fiil olursa örneğin Muhammed mübtedadır. Yedhebu muzari fiil değil mi? Dehebe yedhebu muzari fiildir. Hıve gizli zamir fail olur. Fiil fail birlikte nedir? Fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olup öge olarak nedir? Muhammed müptedasının haberidir. Yani Muhammed müptedasının haberi nedir burada? Bir fiil cümlesidir. Nasıl fiil cümlesi? Muzari fiil cümlesi. Tamam.
Bunun gibi bir şeyden bahsediyor yani öyleyse. Yani burada haber bir fiil cümlesidir ve muzaridir. İşte bunun başına kâne getirildiğinde, burada hemen getirmiş, kâne Muhammedun yedhebu. Getirildiğinde ne olur? Cümlenin anlamı geniş zamanın veya şimdiki zamanın hikayesine çevrilmiş olur. Hocam hangisi? İkisi de olur. Bu tamamıyla sana kalmış. Cümleye hangisi daha uyuyorsa onu tercih ederek tercüme yapabilirsin ve yapılmış tercümelerden birini tercih edebilirsin. Şöyle de söyleyebiliriz diyor. Kâne'nin haberini muzari fiil olarak kullanırsak. Yani şu ana kadar anlatılanlar biraz zor gibi, karışık gibi, uzun bir şeymiş gibi anlatıldı ama şöyle de söyleyebiliriz. Kâne'nin haberi muzari fiil olarak gelirse ne olur? Geniş zamanın veya şimdiki zamanın hikayesini elde etmiş oluruz. Kâne'nin haberi muzari fiil olarak gelirse geniş zaman veya şimdi veya diye ama veya artı ve ikisi de yani ikisi de kullanılabilir ve şimdiki zaman hikayesini elde etmiş oluruz. Cümlenin peki geniş zaman mı, şimdiki zaman mı, hangi manada kullanıldığını anlamak için zarflardan yararlanılabilir. Yani cümlede bir tane zarf vardır. Şimdiki zaman olduğunu ifade eden, şimdiki zaman manasına gelen bir kelime vardır. O kelimeye dayalı olarak bu cümle şu an itibariyle şimdiki zamanda kullanılmıştır. Geniş zaman ifade edemez diyebilirsin cümledeki kullanılan zarfa göre. Veya tam tersi de olabilir veya zarf olmaz. İkisine de ihtimalli, ikisi de mümkün olabilir. Mesela Muhammed yedhebu ilen ameli. Muhammed işe gider gidiyor. İki şekilde diyebilirsin. Bir zarf kullanılmadığından iki şekilde kullanılabilir. Kâne'ye getir. Kâne'den kâne'nin haberini bir muzari fiil cümlesi yap yani. Kâne nakıs fiilimiz. Muhammed onun ismidir. Merfu rafa lamı zamme. Haberimiz yedhebu değil ama dikkat edin. Yedhebu artı gizli zamir olan hüve yani fiil fail yani fiil cümlesi haber burada. Buradaki hüve nereye raci olur? Yani hüve o derken kimi kasteder? Ayşe'yi değil herhalde. Çünkü hemen sağ tarafta Muhammed geçmiş. Yedhebu gider. Kim gider? Hüve o. O kim? Yani Muhammed gider. Nereye gider? İler amel işe. Hem gider hem gidiyor. İki şekilde çevirebilirsin. Başta kâne olduğu için artık gider gidiyor değil de giderdi. Gidiyordu. Yani artık ne oldu? Hikaye etmiş olduk. Şimdi kâne'nin çekimini veriyor bize. Yani her yerde kâne'yi kâne olarak göremezsin. Çekimi var. Çekimini tıpkı ketebe gibi ezberlemek uygun olur. Kâne'nin hemen yanına yektubu yazmış. Aslında kâne'nin yanına ketebe yazması gerekirdi. Yani ufak bir durum söz konusu. Çok önemli değil. Siz mazinin çekimini yapın. Kâne, kâna, kânu, kânet, kâneta, künne, künte, küntuma, küntum, kunti, kuntuma, kuntunne, kuntu, künne. Bu kânenin mazi çekimidir. Ketebe fiiliyle beraber yan yana yazmışlar ki benzerlikleri sizler de görün diye. Ama şöyle bir problem var. Ketebe'yi burada muzari yazmışlar. Aslında mazi olarak yazmaları gerekirdi. Çünkü kâne'yi mazi yazdıysan ketebe'yi de mazi yaparak belirtmen daha uygun olurdu diyorum ilgili yazarlara. Size değil. Kâne'nin çekimini ezberlemeniz de fayda olacaktır. Birkaç örnek verelim demişler. Lemma kunte. Şimdi lema muzari'nin başında başka, mazinin başında daha başka bir mana ifade eder. An itibariyle mazinin başında olduğu için arkadaşlar bir olumsuzluk ifade etmeyecektir. Muzari'nin başında yazıldığında olumsuzluk ifade ederdi. Mazinin başında lemma yazılırsa zaman ifade eder. Ne diyor? Ben ilkokuldayken, ilkokulda iken bir zaman bildiriyor. İlkokul zamanını ifade etmiş. Lemma'dı zaman yani. Lemma kuntu ben iken. Lemma ne diyeceksin? Dı zaman veya iken. İken. Lemma kuntu ben iken. Neredeyken? Fil medreseti. Okuldayken. Hangi okul? El-iptidaiyyeti. İlkokuldayken.
Kuntu ben idim. Neydim? Emşi yürüyor idim. Minel beyti evden başlayarak ilel medreseti okula kadar hem de külle sabahin. Her sabah böyleydi bu iş. Peki şimdi gelelim kâne ve türevleri, yani kâne çekimi olsun fark etmez. Kâne'nin haberi nerede muzari gelmiştir? Kuntu emşi. Tu onun ismidir. Merfudur. Raf alameti nedir? Raf alametini gözüne göremezsin. Niye? Çünkü zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen ilaf olur. Öyleyse tu nedir? Mahallen merfudur. Peki haberi nerede? Haberi emşi. Emşi ene. Emşi ene. Yani emşi bizim burada muzari fiilimizdir. Gizli zamir olan ene onun failidir. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Neyin haberi? Kâne'nin haberidir. Kâne'nin haberine gelmiş muzari fiil gelmiştir. Emşi aslında emşi yu değil mi? Takdiren merfu. Yani sonuncu harfteki zamme takdir edilmiştir. Gözde görülmemektedir. Fiilin kökü meşa, yemşi, yani nakıs bir fiildir. Nakıs olduğu için sonuncu harfi harekeleyemiyoruz. Yani emşi yu diye okumayın. Emşi diye okuyun. Ene gizli zamir fail dedik. Fiil fail birlikte fiil cümlesidir. Muzari fiildir. Kendine haberi muzari fiil gelmiş. Bu yüzden ne olmuştur? İken şeklinde değil de yani o başka bir olayla alakalı. Yürürdüm, yürür idim, yürürdüm, yürüyordum. Yani ne olmuş oldu? Hikaye etmiş olduk. Minel beyti ilel medreseti külle sabahin. Min iptidaiye ila ise nihayet ifade etmekte. Lemma kuntu tiflen sagiran kuntu el'abu el'kürate fil hadikati. Yine lemma'yı mazinin başında gördük. Lemma kuntu ben iken, ne iken? Tiflen sagiran, küçük bir çocuk iken. Sagir küçük demek, tıfıl çocuk. Kuntu idim, el'abu oynar idim, el'kürate top ile, yani top oynardım, top ile değil de fil hadigati bahçede top oynardım. İki tane kâne var. Tu ismi, tiflen haberi, sayron sıfatı. Tu kânenin ismi, buradaki kânenin ismi tu'dur. El'abu artı gizli zamir ene. Birlikte fiil cümlesi olup kânenin haberidir. Cümle olduğu için mahallen ilaf alması gerekir. Mahallen mensup diyeceğiz çünkü kânenin haberi mensuptur. El-kürati onun mef'ulü olur. Yani el'abunun mef'ulü olur. Oynardım. Kuntu el'ab oynardım. Oynar idim. Yani ne yaptı? Hikaye yaptı. İdim. Yordum erardım. O şekilde çevriliyor. Kuntu emşi fi hadihi saati yevme emsi. Dün bu saatte yürüyordum. Yürürdüm değil de yürüyordum dün. Emsi. Emsi dün demek. Yevme emsi birlikte dün demek. Kuntu ben idim, emşi yürüyor idim. Tu kendinin ismi, emşi artı gizli zamir ene birlikte fiil cümlesi, muzari fiil emşi. Ene de onun faili birlikte fiil cümlesi olup kendinden haberi olur. Mahallen mensuptur burası. Cümle olarak yani. Emşi tek başına nedir peki? Emşi tek başına arkadaşlar takdiren merfu muzari fiildir. Fi hadi saati dedik. Yevme emsi. Kânet el ummu anne idi. Ne idi? Tedbuhu pişiriyor idi. Hiye gizli zamir burada fail. O anne pişiriyordu. Ney et-ta'ame yemeği mef'ul bih. Fil medbahi mutfakta. Pişiriyor idi. Pişiriyordu. Kâne letfâlu çocuklar idi. Yebkûne ağlıyorlardı. Minel cû'i açlıktan. Vel ummu anne ise lem tekun değil idi ta'rifu hiye. O anne bilmiyordu yani biliyor değildi. Mâdâ ne tef'alu yapacağını hiye o anne. Anne ne yapacağını bilemiyordu. İsim cümlelerinin zamanını geniş ve şimdiki zaman hikayesine çevirin.
Ne lazım bize hemen? Kâne. Burada kâne. Burada kânet lazım. El aile-tu müennes. El veredü müzekker. Yapılmışı vardır kitabın sonunda illaki. Maide 61, En'am 120. Şurada bir bakın denilmiş. Ayetleri buraya yazdık. Ve zeru bırakın. Zahiral ismi. Günahın gizlisini değil de açığını, zahir olanın açığını bırakın. Ve batinehu ve onun gizlisini de bırakın. İnnellezîne çünkü o kimseler ki yeksibûne kazanıyorlar, yapıyorlar el itme günah. Günah işleyenler var ya. Seyyucu zevne cezalandırılacaklar, karşılık bulacaklar. Bima o şeyle ki kânu onlar idiler yakı telefona kazanıyorlar, yapıyorlar. Yaptıkları şey sebebiyle cezalarını bulacaklar. Kânu vav ismi. Kânen ismi vav. Yakterifune ikterefe yakterifune. Burası fiil-i muzari. Fiil-i muzari fiil yani. Failiyle birlikte. Vav burada faildir. Fiil fail. Birlikte fiil cümlesi olup kânenin haberi olmaktadır. Diğerini de sonunu okuyalım. Vellahu Allah a'lemu daha iyi bilir. Bima o şey ki kanu onlar idiler yektumunu gizliyorlar idiler. Hani onların gizlediğini Allah daha iyi bilir. Kanu yektumuna. Bunu siz çözmüşsünüzdür zaten. Vav yine ne? İsim. Vav yine kanın ismi. Yektumuna ne olur? Yektumuna fiil muzaridir. Vav onun failidir. Fiil fail birlikte bir fiil cümlesi olup kanının haberi olmaktadır. Arapçada kalıp ifadeler. Aşağıda yer alan ifadelerden sonra bir muzari fiil gelir. Ve bu muzari fiilin nasb edatı enden dolayı mensup olması gerekir. Mekmak kolaydır demiş. Mine sehli en. Mekmak zordur. Mine sa'bi en. Minel muhtemeli en. Muhtemeldir ki şöyle şöyle. Minel müstahili en. İmkansız. Minel mümkünü mümkün. Kolay zor. İmkansız mümkün. Bir de arada muhtemel var. Her biri min harfi cerri. Evet, en sonunda da en ile yazılmaktadır. İşte bu enden sonra şöyle noktalı yere yazılacak olan muzari fiil mensub olarak yazılmalıdır diyor. Çünkü en muzari fiili nasbeder. Örneklere bakalım. Mine sehli en yani şey verildi kalıp buraya kadardı. Gerisi ifade etmek istediğiniz şeye göre düzenlenebilir. Mine sehli en enceha mensup oldu değil mi? Enceha fil imtihani sınavda başarılı olmam kolaydır. Sehil kolay demek zaten. Sa'b zor demek. Oradan akılda kalabilir. Mine sa'bi en tahille tahillu değil yani tahille el müşkilete bi müfradike sorunu tek başına çözmen zordur. Bir müfredike tek başına. El müşkil sorun demek. En tahille halletmek, çözmek. Minel muhtemeli en yenzile efelcu gaden. Yarın kar yağması muhtemeldir. Ya bilir. Zaten muhtemel kelimesi Türkçe'de de bu şekilde kullanılıyor. Muhtemel. En yenzile efelcu kar demek. Gaden yarın demek. من المستحيل أن تسبح في هذه البحيرة. Bu gölde yüzmen imkansızdır. Müstahil, imkansız. أن تسبح senin yüzmen. Burada ente gizli zamir fail var yani. في هذه البحيرة. البحيرة göl demek. Bahar deniz, buhayra göl. İsmi tasgirdir buhayra. Minel mümkini en te'amele fil mesna'i fabrikada çalışman mümkündür. El mümkün, mümkün zaten. En te'amele en te gizli zamir fail. Senin çalışman. El mesna' fabrika. Bu cümleleri leyse ile olumsuz yapmak da mümkündür. Aşağıdaki tabloyu kullanarak farklı cümleler de türetebilmeniz yine mümkündür. El muhtemel. Sınavda başarılı olmam kolay değildir.
Yine sehli en encaha fil imtihanin başına leyse getirmiş. Artık kolay değildir. Minel muhtemeli en yenzile felcu gaden. Yarın kar yağması muhtemeldir. Leyse getirmiş. Muhtemel değildir demiş. İşte başına leyse geliyor. Leyse mine sehli en encaha fil imtihani. Leyse mine sa'bi teftaha senin açman hadel babe şu kapıyı senin açman leyse mine sa'bi zor değildir. Leyse mine sehli kolay değildir. Teftaha hadel babi şu kapıyı açmak kolay değildir. Leyse mine sa'bi zor değildir. En encaha fil imtihani sınavda başarılı olmam. Bu da olmam yani benim olmam enceha. Teftaha da ise benim açmam değil senin açman. Enceha da ene ben var. Gizli zamir. Teftaha da ente yani sen manasındaki zamir var gizli olarak. Leyse minel muhtemeli muhtemel değildir. Ne muhtemel değildir? Mesela teftaha halel babe. Şu kapıyı açan muhtemel değildir veya enceha fil imtihani sınavda başarılı olmam benim oluşum muhtemel değildir şeklinde olabilir. Arada en var tabi yani. Leyse minel muhtemeli en enceha. Leyse minel sahibi en teftaha. Her birinde var. Diğerleri de kullanılabilir demiş. Mesela leyse minel sahibi zor değildir. En ezura benim ziyaret etmem. Ke seni gaden yarın seni ziyaret etmem zor değildir. Leyse minel muhtemeli muhtemel değildir. En ezura ke gaden seni yarın ziyaret etmem muhtemel bile değil yani. İhtimal dahilinde değil. Leyse minel muhtemeli muhtemel değildir. En üşahide benim izlemem. Hadel filme şu filmi izlemem muhtemel değildir. Hadel feylem filmi. Leyse minel müstehili müstehil değildir. Yani imkansız değildir. En ezurake gaden seni yarın ziyaret etmem imkansız değil olabilir. Leyse minel mümkini mümkün değildir. Tedhule senin girmen fil gurfeti odaya girmen senin mümkün değil. Leyse minel mümkini mümkün değildir. En neclise bizim oturmamız huna şurada. Tekrar ihade risale mesela ne diyelim? Leyse mine sa'bi zor değildir. Tekrar iyi senin okuman bir kadına yönelik hadihi risalete şu kitabı senin okuman zor değildir. Muhtemel değildir, zor değildir, kolay değildir. Bir sürü şey var zaten. Hangisini getirirsen getir. Te'kule senin yemen fil med'ami lokantada. Leyse minel sahibi zor değildir. En te'kule senin yemen fil med'ami lokantada. Esselamu aleyküm ve aleyküm esselam. Elyevme bugün derasna. Biz ders gördük, öğrendik. Ne gördük? Dersena kâne ve havatuha. Derasna biz öğrendik. Darasından biz öğrendik neyi? Kâne ve ehava tiha. Onun kardeşlerini öğrendik. Kâne ve kardeşlerini bugün öğrendik. Ve hiyo kâne ve kardeşleri nelerdir? Efa'alun bir takım fiillerdir. Öyle fiiller ki tedhulu dahil oluyor. Hiye o fiiller. Hiye gizli zamir fail olur. Alel cümletil ismiyet. İsim cümlesi üzerine dahil oluyorlar. Fiil cümlesinin başına değil. Önemli bu. Fe ardından terfa'u hiye o kâne ve ehavatı kardeşleri raf ederler el mübtede'e mübtedayı ve yüsemma ve adlandırılır ne adlandırılıyor o mübteda yani raf ettiği kelime ne diye adlandırılır ismeha onun ismi diye adlandırılır ve tansibu hiye onlar nasb ederler el habere haberi ve yüsemma ve adlandırılır haberaha haberi diye de adlandırılacaktır. Unzuru bakın ile sabburati şu tahtaya doğru. Hadihil cümletu bu cümle misalu likane kane içindir. Misalun likane
kâne içindir. El cevvu cemilun, kâne el cevvu cemilen. Hava güzeldir, hava güzel idi. Kâne geldi, idi oldu. Burada kâne ve kardeşleri diyor ama kardeşlerine pek değinmedi esasen. Şöyle bir verdi geçti. Daha önceki müfredata göre hazırlanmış olan kitapta ise kardeşlerine de bayağı bir değinilmiş idi. Burada daha çok leyseye değinildi kardeşlerinden. Kâetun, okuma. El-ernebu, ernep, tavşan demek. El-mağrur, el-ernebul-mağrur. El-mağrur, gururlu demek, kibirli demek. Ernep, tavşan. Nasıl tavşan? Gururlu, kibirli tavşan. Ve daha ne? Es-sulahfâtu, es-sulahfâtu. Fatu. Bu da kaplumbağa demek. Kaplumbağa ve kibirli tavşan. Kâne ernebun, kâne idi. Kim ne ernebun, tavşan idi. Ya'işu, yaşıyor idi. Şimdi gramer konusunu gördüğümüz için onu burada icra etmemiz beklendiğinden böyle bir parça veriliyor. Nasıl bir parça? Kâne ve kardeşlerinin, muhtemelen kardeşleri yoktur ama, kâne ve kardeşlerinin sıkça kullanıldığı bir konu. Ernep, kânenin ismi olduğu için merfu. Kâne idi ernebun, tavşan idi. Ya'işu, yaşıyor idi. Aşe, ya'işu. Ecvef bir fiil. Kâne nakıs fiil. Ernep onun ismi. Ya'işu hüve. Gizli zamir. Bir fiil faal birlikte. Fiil cümlesi olup kânenin haberidir. Mahalle mensuptur. Kânenin haberi burada muzari fiil olarak geldiğinden hikaye edilmesi lazım değil mi? Şimdiki zaman veya geniş zaman olarak. Kânen ernebun, tavşan idi. Ne idi? Ya'işu, yaşıyordu. Nerede? Fî mağâratin. Fî mağâratin. Mağarada. Kurben nehri. Nehrin yakınında bir mağarada yaşıyor idi. Mağâratin, bir mağarada yaşıyordu. Kurb yakın demek. Kurben nehri, nehrin yakınındaki bir mağarada yaşıyor idi. Ve kânet ve idi, te'işu, yaşıyor idi. Cenbel mağarati. Mağaranın yanında. Cenb yanında demek. Cenbel mağarati. Mağaranın yanında da yaşıyordu. Ne yaşıyordu? Sülehfatun, bir kaplumbağa yaşıyor idi. Kânet nakıs fiilimiz. Kânet idi. Te'işu ismi olsun mu? Hayır. Sülehfatun ismi bu. İsim nerede görüyorsunuz? Önce haberi geldi bu defa. İsmi ise birkaç kelime sonra geldi. Kânet idi. İsmini nasıl buluyorum? Kim idi? Kim ne idi? Veya ne ne idi? Neden bahsediyorsun? İdi ne? Ya ne? Portakal mı idi? Hayır. Bir kaplumbağa idi. Ha, o zaman bu ismi. Peki bu kaplumbağa neydi? Diyerek de haberini buluyorum. Te'işu, yaşıyordu. Ha, uçuyordu, kaçıyordu, her şey olabilir. Yaşıyordu, bu fiil muzari. Hiye, gizli zamir fail olur. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir burada. Yaşıyordu, yine geniş zaman veya şimdiki zaman hikayesini yapmamız gerekir. Yaşıyordu veya yaşar idi şeklinde de çevirebilirsin yani. Ve fi yevmin min aleyyami, günlerden bir gün. Kale el ernebu, ernep, yani tavşan şöyle dedi. Kale fiil, el ernep fail. Sonunda bir fail gördük yani. Sürekli merfu kelimeler kâhanenin ismi olarak geçiyor idi. Ya sadikati es-sulahfat. Arkadaşım kaplumbağa diyor. Ya sadikati es-sulahfat. Arkadaşım kaplumbağa. Mâdâ ne? Ne kulu? Yiyeceğiz. El yerine bugün. Bugün ne yiyeceğiz? Ne yiyoruz? Diye soruyor. Kâlet es-sulahfâtu. Kaplumbağa şöyle dedi. Hunâke, burada. Tahte şecerati tîni. Tin incir demekti. İncir ağacının altında. Orada. İncir ağacının altında. Cezerun. Cezer var diyor. Cezer neydi? Havuç. Kethirun. Pek çok havuç var onun altında. Teala, haydi gel, nedhebu, biz gidelim, bir suratin, hızlıca, ve ne'kulu, ve biz yiyelim, hu, onu.
O cezeri yani havucu yiyelim demiş. Havuçları yiyelim. Kale el ernebu tavşan diyor ki la uridu en ezhebe el ane. La uridu ben istemiyorum. En ezhebe gitmek el ane. Şu anda gitmek istemiyorum. Uridu ben istiyorum. En erkuva ve el'abe. Erkel koşmak demek. Koşmak istiyorum. Koşmayı istiyorum ve el'abe ve oynamak istiyorum. İdhebi kaplumbağaya yönelik sen git diyor. Enti sen git. Ve se'ehvuru ba'de kalirin. Se'ehvuru. Se'ehvuru ba'de galirin. Az sonra ben gelirim diyor. Kalil az demek. Ba'de sonra. Ba'de galirin. Az sonra se'ehvuru geleceğim diyor. Sin gelecek zaman ifade eden bir ek. Ve sefe eslu ben ulaşacağım kable ki kable ki evet senden önce ulaşırım diyor ulaşacağım bir sebebi surati hızım sayesinde hızlı olmam sayesinde ben senden önce oraya zaten ulaşırım sen devam et diyor. Galet es-sürahfatu kaplumbağa ise şöyle dedi ene ben evhebu gidiyorum. Ve sefe tera sefe ileride tera sen göreceksin men kim yesbigu geçiyor kim önce ulaşıyor geçiyor sen de göreceksin görürsün diyor. Meşet yürüdü es-sülahfatu kaplumbağa ve meşet ve yürüdü yani yürüdü de yürüdü kaplumbağa bayağı bir devam etti onunla. Ve lem takif fit tariki yolda hiç durmadı. Lem takif hiye o kaplumbağa durmadı fit tariki yolda. Ve lem ten'ab ve oynamadı hiye o kaplumbağa. Ve la'ibe el ernebu ve la'ibe ve la'ibe la'ibe oynadı el ernebu tavşan ve la'ibe hüve ve la'ibe hüve tavşan oynadı da oynadı bayağı bir zaman geçirdi. Meva geçti el vaktu vakit. Erade en yename. Erade istedi. Kim istedi? Kaplumbağa mı tavşan mı? Bir soru. Erade hü olur değil mi? Erade hiye olamaz. Tavşan burada ernep müzekker olarak, kaplumbağa ise müennes olarak ifade edildiğine göre erade de müzekker. Demek ki tavşan yani. Erade hüve. O tavşan istedi. En yename. Uyumak istedi. Ve fec'eten. Fecaten ansızın birdenbire bara uçtu. En nesru kartal aleyhi onun üzerinden uçtu. Ve bede'e ve başladı. Yer kulu koşmaya başladı. Hüve o tavşan. Ve yer kulu ve koştu da koştu yani koşmaya başladı. Kânet idi şecaratü tini ba'ideten. Kânet idi ne şecaratu tin incir ağacı idi neydi ba'ideten uzaktı kânet nakıs fiilimiz şecaratu onun nesi olur ismi olur cümlede aynı zamanda muzaf bu ettiğini onun muzafını ileyhi ba'ideten ise haberdir kânenin haberi ve ra'a ve gördü el ernebu tavşan es sülahfate kaplumbağayı gördü takrubu mineş şecarati ağacın yakınlarında gördü. Ve bede'e hüve ve tavşan başladı. Yusri'u ve yusri'u hızlanmaya başladı. Ve salet ulaştı. Es-sülahfatu kaplumbağa ila şecerati tini incir ağacına ulaştı. Ulaşmayı başardı. Ve bede'et ve başladı. Hiye o kaplumbağa başladı. Fail hiye. Neye başladı peki? Te'kulu yemeye el cezara havucu yemeye başladı. Ekelet yedi. Es-sülahfatu kaplumbağa ve şebi'at ve doydu bile. Vesale ulaştı el ernebu tavşan müteahhiran daha sonra geç ulaştı. Ve lem yecid bulamadı el cezara havuç. Lem yecid hüve o tavşan bulamadı el cezara havuç. Vahiket güldü es-sülahfatu kaplumbağa ve galet ve dedi ki ente sen laibte oynadın ve ene ben de sebektu geçtim seni sebektu ben geçtim ben kazandım
Ve keltu ve ben yedim diyor. Alıştırmalara geldi sıra. Et tedribatu. Alıştırmaları hayat anahtarından hallediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri kâne ile yeniden yazın demiş. Fevzullahi azimun. Fevzullahi. Allah'ın fazlı yani lütfu nedir? Azimun. Büyüktür, çoktur. Fazlı kelimesi hem müpteda hem muzaftır. Lafzatullah muzafun değil. Azimun ise haber olur. Bunun başına diyor kâne gelirse ne olur? Fevzulu aynen yazılır. Fevzullahi aynen. Tek değişen ne olur yani? Tek değişen müptedanın haberinin irabı değişecektir. El cevvu mu'tedilun. El cevvu mu'tedilen. El kitabu müfidun. Ne olur? El kitabu müfiden olur. Yani irab olarak, hareke olarak, görünüş olarak kâne getirirsen bir isim cümlesinin başına ne yapar kâne? Yalnızca haberin irabını değiştirir. Merfuluktan mensupluğa dönüştürecektir. Başka bir şey yapmıyor görünüş olarak. Bir de adlandırma olarak var. Adlandırma olarak artık müpteda değil, kânenin ismi olacak. Artık müptedanın haberi değil, kânenin haberi olacak. Bu sür değişikliklere neden oluyor kâne ve grubu. Müptedaların ikil ve çoğula çevirip kâne ile yeniden yazın demiş. Et-talibu müslimun. Kâne et-talibani müslimeyni. Kâne et-tullabu müslimine. Et-talibani müslimeyni burası tesnil olarak yazılmış. Et-tullabu müslimine cemi olarak yazılmış. Dikkat çeken nokta kâne hala nedir? Kânedir yani. Bunu tesniye yaptın diye kâneyi tesniye yapmamış. İsmi ve haberi cemi diye kânede cemi olmamış. Bundan şöyle bir soru çıkması muhtemeldir. Nokta 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 Ettullabu müslimine noktalı yere ne gelmeli? A şıkkı kâne, B şıkkı kâna, işte C şıkkı kânu mesela, D şıkkı kün ne olmalı? Bize tabii ki hemen ismi ve haberi madem cemi noktalı yere de cemi şeklindeki cemi formundaki bir kâne getirelim dersek çuvallarız. Ne yapmamız lazım? Bu standart bilgi aslında. Daha önceden de bunu biliyorsunuz. Nasıl ki fail ister müfret tesniye cemi olsun fark etmez. Fiil her halükarda neydi? Müfret idi. Burada da öyle yani. Kânenin ismiymiş, haberiymiş, müfret tesniye cemi ne olursa olsun kâne ve grubu tabii ki daima müfret yazılır. Kânede hangi durumda değişiklik olur? Sadece müzekker müennesi olarak değişiklik olur. Et-tabibetu müennesi olduğundan mahiyetinde müennes tabi. Müptede haber arasında müzekker müennes uyumu var. Aynısı kânenin bunlar kâneye ait isim ve haber olsa kânede ne olur? Müennes olur. Kânet olur. Burada et-taribani, burada et-tullabu müzekker olduğundan kânede kâne olarak yani müzekker olarak yazılmıştı. Burada tabibetani eliften önce t var görüyorsunuz. Yani tesniye artı müennestir bu. T onun müennes olduğunu gösteriyor idi. Elif ne gösterirdi? Onun merfu olduğunu gösteriyor. Yani merfu bir tesniye. Sondaki nun da bu kelimenin an itibariyle muzaf olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda tesniye olduğuna da bir işaret. Kânet et tabibatu cemî müennes salim bu. Mahiratin bu da cemî müennes salim. Burada yine dikkat çeken nokta mahiratin yani nedir? Mensuptur. Cem mühendisi olduğu için nasb alameti kesredir. Buna dikkat edin. Kânet et tabibatu nokta nokta nokta. A şıkkı mahiratin. B şıkkı mahiraten. C şıkkı mahirate. D şıkkı mahiratun. Hangisi olmalı? Ne yapacağız? Kânen haber mensuptur. O zaman mahiraten dersen çuvallarsın. Ne yapman lazım? Bu kelime cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimlerin nasb alameti kesridir, fetha değildir. Hangi kelime nasb haline, raf haline, cer haline bunları daha önce işledik. Muhtemelen Arapça 1'de. Hatırlamayan, zorluk çeken yani arkadaşlar tekrar etsin. Önemli idi onlar. El amilu neşitun. Bunu bir defa anladınız. İlk kelimeler hep mübteda, mübteda, mübteda devam ediyor. Her birine konu anlatırken bir de anlatmayalım. Sol taraftaki yani ikinci kelimeler her biri haber haber haber. Cümle içerisinde kullanıldıklarında ise mübtedalar kânen ismi haberler ise kânenin haberi olmaktadır. El amil neşitun kâne kullanılır. El amil neşit bunları tesniye de yapsan cemi de yapsan bir şey değişmez.
Neşidayine ya ile yazılan bir tesniye. Nasb hali. Neşidine cem müzekker salim yine ya ile mensup oluyor. El mümerribatu cemiletun. Kânet el mümerribat el mümerribatani. T ile yazılır eliften önce çünkü müennes. Cemileteyni T var yine Y'den önce. Nasb hali tesniye. El mümerribatu cem müennes salim raf alameti zamme. Cemilatin cem müennes salim nasb alameti kesre raf alameti zamme. Beşinci maddemiz de aynı şekilde. İster tesniye yap, ister cemi yap. Kâne, kânedir. Fiil müzekker olarak yazılıyor. Eğer onun ismi ve haberi müzekkerse. Alıştırma 3. Boşluklara kâne uygun halini yaz demiş. El mümerribatu, el muzifetu, nokta nokta nokta, fil medari. El mümerribatu. El muzifetu kelimesi müennes olduğundan kâne değil de kânet. Müennes yazacaksın. Burada dikkat edilen nokta cümle başında değil artık. Bu cümle ortasında olduğundan müfret tesniye cemi olarak da uyum sağlaması gerekecek. El müderrisani kana oldu. Bakın mesela kane değil. Neden? Cümlenin ilk kelimesi olduğunda yalnızca müzekker müennes olarak uyum sağlıyordu. Cümlenin ilk kelimesi değil de ikinci kelimesi, üçüncü kelimesi olursa artık cümlenin müfret tesniye cemi olmasına bağlı olarak kendisinde de değişiklikleri görmekteyiz. El müderrisani tesniye olduğunda kana da tesniye olarak yazılmıştır. Kânet et talibat. Et talibat cemi olmasına rağmen kânet müfret tesniye cümle başında. Et talibatu cemi müennes olduğundan yani müennestir. Bu yüzden kâne de kânet müennes olarak geldi. Künte taliben müştehiden. Künte sen idin. Taliben müştehiden. Çalışkan bir öğrenci idin. Burada zamirle kullanmış. Yani ismin zamirdir burada. Taliben ise haberidir. Ettabibetani kâneta. Bakın burada kâna. Burada kâneta. Yani cümle ortasında kullanılır ise ne olur? Müfret tesniye cemi artı müzekker müennes uyumu aranır. Kâna diyemez çünkü ilk kelimenin ilk kelime ne? Müennes. Tıpkı normal bir fiil gibi daha önce de normal fiiller işlerken buna değinmiştik. İrabın yapın demiş. İrabı yazıyor zaten. Merfu kelime ismi, mensup kelimesi de haberi olur. Eşşemsu ismi, fissemmai ise onun haberi olur. Nasıl haber? Şibih cümle çünkü car ve mecrurdan oluşuyor. Üçüncü maddemiz el veledan onun ismi merfu raf alamet elif mahbubeyni mensuptur nasb alameti ya çünkü tesniyedir haberdir yani bu. Dört el mehatu onun ismi müşfikatin ise haberidir. Cem önüne salim olduğunda nasb alameti kesre feta aranmaz. Olamaz zaten. Beşe geldik. Leyse kullanarak olumsuz yap demiş. El cevvu mumtirun. Leyse el cevvu mumtiran. Leyse ne yapar? Tıpkı kâne gibi yani. Mübteda haberin başına geldiğinde yalnızca haberin irabında değişiklik yapacak. El cevvu yine el cevvu yazılır. Mumtirun ise mumtiran olacaktır. Hâdihi es seyyâratu seri'atun. Cümlenin mühendis olduğunu görüyorsun. Hâda değil. Hâdihi. Bu yüzden leyse değil de leyset kullanılmıştır. 3. Et-talibatani. Et-talibatani. Talibun, daliban, dalibetani. Dalibetani olması gerekmez miydi? Et-talibatani. Yanlış yazılmış herhalde. Fil mektebeti leyset geliyor. Neden leyse değil? Çünkü eliften önce T var. Yani kelime müennes. Tesniye de böyle yani. Eliften önce T varsa müennes. Anlatımı tesniye kelimeler için geçerlidir. Öyleyse müennes madem ki fiil de müennes olarak geldi. Ettullabu nacihune ne olur? Ettullabu nacihine olur. Nacihune nacihine. Cem müzekker salim bir kelime nasb alameti ya olacaktır. Vavsil ya'yı yaz. Ettabibani nacihani nacihayni tesniyede ya'nın sağında feta var. Cem müzekker salinde ya'nın sağında esre var. Yani yazılışları benzer aslında bakarsan.
nun esteri, nun fethalı böyle farklılıklar da vardır. 6'ya geldi. Türkçe anlama uygun olarak doldurunuz demiş. Yani mümkündür dediği için şıklardan mümkün kelimesini. Minel mümkün. Zordur. Es-sa'b. Minel-sa'bi. Minel-muhtemel. Minel-müstahil. Minel-sehli. Kolay, zor, imkansız, muhtemel, bunları ezberlemeniz önemli olabilir. Boşlukları doldurun. Hel enti tabibetun? La, hayır. Ene lestu tabibeten. Ene merindatun. Diyor ki hel enti tabibetun? Sen diyor bir bayan doktor musun? Soru. Mı mi mu enti sen tabibetun? Sen doktor musun diyor. Cevap verecek olumsuz olarak. Diyor ki la, hayır. Ene ben lestu değilim. Tabibeten, doktor değilim. Lestu, leyse fiil, tu fail mi? Hayır, onun ismi. Hocam leyse diyorsun da nasıl leyse? Les yazıyor ya. Evet, çekimden dolayı ya düşmüştür. Leyse fiilimiz, nakıs fiilimiz. Tu onun ismi, tabibeten haberidir. Ene ben lestu değilim, tabibeten, doktor değilim. Ene ben mümerrilatun, hemşireyim. Ene mübteda, mümerrilatun haberi. Hel ente talibun, peki sen öğrenci misin? La, hayır. Ene ben lestu değilim, taliben, öğrenci değilim. Ene ben mu'idun, ben bir mu'idim. Yani öğretim görevlisi, yani öğretmen diyebilirsin. Hel entun mühendisune, siz mühendis misiniz? La, hayır. Nahnu, biz lesna. Bunlar neden yazmış yani? Özellikle bir soru sorulduğunda olumsuz cevap vermek istediğinde nasıl cevap verirsin? Doğrusu nasıl ifade edersin? Ve bununla birlikte belki en önemlisi leysenin kullanımına dikkat çekmek. Yani leyseyi gördük, geçtik, gittik ama böyle cevap verirken işte lestu, lesna, leysu gibi, lestu gibi yazılımları var. Bunları unutmayın diyor. Sorular sorulmuş, cevaplar verilmiş. Yani fazla bir şey yok. Buna dikkat etmek önemli ama. La, hayır. Nahnu, biz lesna değiliz mühendisine. Mühendis değiliz. Nahnu, biz muallimune, öğretmenleriz. Hel entunne, kadınlara yönelik. Siz misiniz muidatun? Siz öğretim görevlileri misiniz? La, hayır. Nahnu, biz lesna muidatin. Biz öğretim görevlileri değiliz. Lesna. Na ne olur? Leysenin ismi. Muidatin ise haberi. Bu yüzden esreli. Yani muidatin kelimesini görüp hocam bu niye mecrur? Başında harfi cer var demeyin. Bu kelime mensuptur, haberdir. Nahnu biz talibatun. Kız öğrencileriz. Hel hum minel iraki. Siz Irak'tan mısınız? Iraklı mısınız yani? Irak ülkesinden mi geldiniz? La, hayır. Hel hum, onlar gerçi değil mi? Siz değil. Hel hum, onlar mı? Minel iraki. Onlar Irak'tan mıdır? La, hayır. Hum, onlar leysu minel iraki. Irak'tan değiller. Iraklı değiller. Hum, onlar minel yemeni. Yemenliler. Yemen'den geldiler. Hel hiye cahizatun lil hurucu bil vuyuşi. La, hayır. Hiye leyset. Hiye olduğundan leyset olarak gelmiş. Cahizeten lil hurucu hiye meşguletun bil zuyufi. 8'e geldi sıra. Bu arada caiz hazır demek yani. Hel hiye o cahizetun, hazır mıdır lil hurucu, çıkmak için. Çıkmaya hazır mı yani? La, hayır. Hiye o leyset değildir. Cahizeten lil hurucu, çıkmaya hazır değil. Burada leysetti gizli bir hiye var. O leysenin ismi olur. Cahizeten ise haberidir. Mensup nasıl alameti feta görüyorsunuz. Hiye o meşguletin, meşguldür bir duyuşi. Misafirler ile meşguldür. 8'e geçelim. Yer alan boşlukları parantez içerisindeki kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz. Kâne aliyyun fakîran. Kâne idi aliyyun. Ali ne idi? Fakîran, fakir idi. Sâra el yevme ganiyyen. Sâra oldu, dönüştü. El yevme bugün kim oldu, dönüştü? Hüve, o gizli zamir burada. O Ali. El yevme bugün ganiyyen, zengine dönüştü. Sâra'daki gizli zamir hüve ne olur? Sara'nın ismi olur. Ganiyen ise haberidir. Kânet usratuna sagiraten. Kânet idi usratu. Bak, merfu bir kelime. Yani kânenin ismi. Sagiraten ise haberi. Sarat hiye. Hiye onun ismi. Kibiraten ise haberi olur.
Kânet usratuna ailemiz idi neydi? Sayraten küçük idi. Sarat dönüştü. Hiye o aile yani bizim ailemiz. Elleme bugün neye dönüştü? Kebiraten büyüğe dönüştü. 3. Kâne Hüseyin'un Hüseyin idi neydi? Eben baba idi. Bir zamanlar öyleydi. Hüseyin ismi, eben onun haberi. Esbaha oldu artık yani oldu, dönüştü. Hüve o Hüseyin, elleme bugün cedden dedeye dönüştü. Artık o bir dede oldu. Kâne eşşâri'u vayyikan. Kâneydi eşşâri'u, cadde neydi? Vayyikan, dar idi. Şâri ismi vayyik haberi. Esbaha artık oldu. Hüve o şâri'u, cadde yani. Hüve ne isim? Elleme bugün vâsi'an. Genişe dönüştü, geniş oldu. Kânet seyyâratuna. Otomobillerimiz, araçlarımız idi neydi? Kadîmeten. Eski idi, esbahat oldu, dönüştü. Hiye o araçlarımız, elleme bugün haditeten, yeniye dönüştü. Yenileşti yani. 6. Kânet el hayatu sa'beten. Hayat zor idi. El hayat ismi, sa'be haberi. Esbahat oldu. Hiye o hayat, elleme bugün sehleten, kolay oldu. Kolaya dönüştü, kolaylaştı. Burası geldiğine göre bitmiş olmalı mı acaba? Bölüm kelimeleri önemli yani, şurada ma infekke ma beriha, hala manalarına geldiğini görünüz. Sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kânenin ismi olabilir? Kânenin ismi merfu. Buna göre yola çıkalım. Mesela dalibeteyni mensup olduğundan olamaz. Dullaben mensup olamaz. Dalibeyni mensup yine olamaz. Dalibatin mensup yine olamaz. A şıkkı. Dalibani bu olur. Tesniye harf alameti elif. Bunlar da tesniye ve tesniye ama ya ile yazıldıklarında mensup ve mecrurluğa uygun. B ile C. E'ye baktığımda dullab cimi mükesserdir. Nasb alameti fetha almış. Dalibatin cimi önüne salim. Nasb alameti ve aynı zamanda cer alameti olan esreyi almış. Bize ne lazım? Merfu bir kelime lazım. Şıklardan yalnızca merfuluk alameti taşıyan A'dır. Tesniyedir. Raf alameti eliftir. Hemen sağdaki 6'ya bakalım. 6. El cevzu mubtirun. Cümlelerde, örneklerde yani konu anlatımında geçmiş idi bu cümleler. El cevzu mübteda mubtirun haberdir. Leyse ile olumsuz yapılsa nasıl yazılırdı diyor. Leyse el cevzu mubtiran. Leyse el cevve mubtiran. Leyse mubtirun el cevve gibi. Bir sürü tabirler var. İster leyse olsun, ister kâne olsun veya bunların kardeşlerinden herhangi birisi olsun. Yani nakıs fiiller isim cümlesinin başına gelip ne yapardı? Yalnızca haberin irabını değiştirir. Mumdirun, mumdiran olur. Mensup yapar. Mübtedada bir değişiklik yapmaz. Öyleyse leyse el cevvu mumdiran. Yani B şıkkı. 2. Kâne için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Haberi diyor daima merfudur. Bu yanlış. Anlamı geçmiş zamana çevirir kâne. Doğrudur. Kâne'nin ismi daima mensuptur. Hatalı. Mazi çekimi yapılamaz. Yapılabilir. Vardı zaten çekimi. Tam bir fiildir. Hayır, nakıstır. Anlamı geçmiş zamana çevirir değil mi? İdi. Bir zamanlar öyleydi. Doğru şık D'dir. 7'ye bakalım. Kânet el muallimatu nokta nokta nokta. Kânetin demek ki nesi? İsmi yani bu el muallimat merfu yazılığına göre. Bize ne lazım? Haber lazım. Nasıl olsun? Mensup olmak zorunda. Başka ne olabilir? Cemi ve müennes olmalı. Bu öyle olduğu için. Bunları bilerek buna göre bir çık bulalım. Ne olabilir? Mahiratun merfu değil mi? Raf alamete zamme taşıyor. Mahirune. Cemi müzekker bir defa. Bu cemi müzekker salimdir. Olamaz. Bir cem müzekker olduğu için olamaz. Çünkü kelime cemi müennes burada ismi. Haberi de ona uygun olmalı. 2. Mahirun zaten merfu yazılmış değil mi? Vav ile yazıldığından yine olamaz. C şıkkı mahiratin. Zaten demiş yani mahir kelimesinden yola çıkmak lazım. Mahiratin cemidir, müennestir. Ve mensup nasb alameti esre yani şık C'dir. E şıkkı olmaz. Mahiraten yazmış. Evet işte görüyorsunuz ben bir tür sorular bekliyordum zaten. C müennes olarak yazılmış ama C müennes salimler fetha almazlar.
Yani bunun haberinin mensup olması gerektiğini sen biliyor olabilirsin. Ama mensup kelimeyi görebilecek misin? Bunu arıyor. Evet. Mahiraten dersen yanlış olur. Çünkü cemi müennes salimler hiçbir zaman feta almaz diye defalarca söylemişizdir. Mahirine, mahirune, mahirine. Cemi müzekker salim burada mensup olarak yazılmış. Bunu seçerler mi diye seçmeyin. Çünkü müzekkerdir. Bu da müzekkerdir. Müennes ve irab uyan sadece budur. Hem müennes hem irab uyur hem cemi. Yani seçeceğin haber müzekkerlik, müenneslik, müfettesne, cemilik bakımından isme kan olmasaydı mübtedaya uyumlu olması gerekiyor. 3 ve 8'e bakalım. Kanı yapı bakımından nedir? Ecveftir. Orta harfinde çünkü sıkıntı var. 8. Bir cümle verilmiş. Anlamca doğru çevirisi hangisi? Burada cümleye baktığında sahibeten yani zor kelimesini görmekteyiz. Öyleyse olumsuz bir şey de yok değil mi? Leyse de yok. O zaman leyse daha sonra var. Evet, leyset el hayatu sahibeten daha sonra geliyor. Kânet idi el hayatu hayat fil madı geçmişte. Sahibeten zor idi. Ellerine bugün ise leyset değildir. El hayatu hayat sahibeten zor değildir. Yani geçmişte hayatı zordu ama şu anda zor değil. Nerede o? Değişik olabilir değil mi? Hayat geçmişte zordu. Bugün hayat zor değildir. Ellerine bugün leyset değildir. El hayatu hayat ne değildir? Sabeten zor değildir. D şıkkı olur. Başkası olamaz yani. D şıkkı doğrudur. Dörde bakalım. Er raculun merivun. Kâne ile kullanırsan ne olur? Er racul değişmez. Meri van olur. Fethalanır yani. Er racul mübteda. Meri vunun haberidir. Kâne gelirse er racul onun ismidir. Merfudur. Meriz ise onun haberidir. Mensuptur. Nerede var? Kâne er racul meri van. Budur yani. C şıkkı. 9. Bu kitabı okumamız imkansızdır. İmkansız hangisiydi? Müstahil. Müstahil. Başka var mı? Müstahil yok. Demek ki E şıkkı. Yani şu müstahil ne demek? Mümkün, muhtemel, sahip, sehl bunları tek tek ezberlersek burada hiç zaman kaybetmezsin. Müstahili direkt ararsın. İmkansız manasında müstahil olduğunu bildiğimden direkt E şıkkı hiç uğraşmadım. Diğerlerinde müstahil geçmediği için. Diğer şıklarda da müstahil olsaydı yani birden fazla müstahilli şık olsa o zaman diğer şeylere bakman gerekir. Hangisinin milne kullanıldı, hangisinde en var, hangisi muzarisi mensup yazıldı gibi bir sürü ayrıntıya bakman gerekirdi ama kolay sormak istemişler. 5. Ali okula gidiyordu. Yani ne demek bu? Kâne'nin haberi muzari olarak gelecek demek. Değil mi? Hikaye yapmışlar. Ali'cün esbaha diye bir cümle. Leyse esbaha kâne. Evet kâne işte. Kâne Ali'yün. Ali idi neydi? Yedhebu gidiyor idi. Gidiyordu. İle medreseti okula. Değişik. Ona bakalım. Ente la'itte ve ene sebektu ve ekeltu. Bizim şu tavşan ve kaplumbağa diyaloğundan bir alıntı. Sen oynadın, ben önce geldim ve yedim diyor. Ente sen la'itte oynadın ve ene ben sebektu. Geçtim, önce geldim ve keltu ve yedim. A şıkkı. Böylece üniteyi tamamlamış olduk. Zor bir ünite değil. İrab'da nelerin değiştiğine, kâne ve kardeşlerinin neler olduğunu bileceğiz bir. Kâne ve kardeşleri nelerdir manalarıyla bileceğiz. Bunlara nakıs fiil deniliyor. Neden? Sarf ilminde bunlara nad veriliyor. Nahiv ilminde nad veriliyor. Ne iş yaparlar? İşte raf ederler, nasb ederler. Neyi raf ediyor, neyi nasb ediyor? Raf ne demek, nasb ne demek? Bunları da karıştırmamak gerekiyor.